Önce gençler hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Rümeysa'ya teşekkür ediyorum. Biz teşekkür sizinle ederiz geldiğiniz için. Bir araya getirdiği için beni. Şimdi önce yani lise, üniversite geçişi bağlamında bir şeyler söylemek isterim. Bu tercihlerle ilgili falan bir şeyler de anlatayım mı? Çok memnun oluruz. Tamam. Önce eğitim, öğretim diyoruz ama üniversite kısmı aslında eğitim değil. Biraz biz karıştırarak kullanıyoruz bu ikisini birbiri anlamına, birbiri anlamında. Üniversite hayatı bir öğrenim, öğrenen açısından, verilen açısından da bir öğretimdir. Eğitim yok üniversitede esasen. Eğitim, ilkokuldan itibaren okul hayatına eğitim beraberinde öğretim denilebilir. Yani sadece üniversitede bilgi alıyorsunuz. Lisede ise bazı davranışlar, usuller, yöntemler vesaire de kazandırmaya çalışıyor eğitim sistemi ne kadar başarılı olursa. Ama üniversitede bu yok. Mesela lisede hoca liseye kadar ilkokuldan itibaren öğretmen size bir ödev verir. Sonra onu kontrol eder. Kitabınızı, defterinize falan bakar. Ödevi eksikse, yanlışsa düzeltir falan. Ama üniversitede bu olmaz. Üniversitede hoca gelir, dersi anlatır ve gider. Ödev verir, gider. Yani iş size kalmış bir şeydir. Yani siz artık yaparsanız yaparsınız, yapmazsanız yapmazsınız. Doğru veya yanlış yaparsınız. Hoca sadece notunu verir, geçer. Ama size işte bu yanlışlarınızı göstererek onları düzeltme, daha iyisini yapma yönünde bir yol gösterme gibi bir şey üniversitede olmaz. Prensip olarak bunu söylüyorum. Şüphesiz bunu yapan hocalarımız da var. Ama mantalitesi farklı, mantığı farklı üniversiteyle liseye kadar olan hayatın, öğrenim, eğitim ve öğrenim hayatın. Bir başka ifadeyle işte liseye kadar sizi gözeten, takip eden, doğrunuzu, yanlışınızı falan eleştiren ve size yol gösteren bir eğitim formatı varken üniversitede böyle değil. Üniversitede her şey size kalmıştır. Yani çalışırsanız çalışırsınız, çalışmazsanız çalışmazsınız. Bunun tek karşılığında siz kendiniz görürsünüz. Bu bakımdan yani liseden sonra üniversiteye geçtiğinizde bocalamamanız için farklı bir formatta artık öğrenim hayatınızı devam ettireceğinizin farkında olmanız lazım. Yani kimse size çalış demeyecek, kimse size ödevini yaptın mı demeyecek, bugünkü derse baktın mı demeyecek. Siz bunu yapacaksınız, yaparsanız, yapmazsanız da yapmamış olacaksınız, kaybeden siz olacaksınız. Onun için artık tabiri caizse bir öz disiplin içerisinde, bir sistemin disiplini değil, sadece kendi kendinizin karar vereceği ve sürdüreceği bir disiplin içerisinde öğrenim hayatı devam edecek. Bu bakımdan daha birinci sınıftan itibaren bir düzen içerisinde çalışmak lazım. Birkaç şey daha söyleyeyim burada, bu kısmı bitireyim. Ama hangi alan, hangi bölümde okuyacak olursanız olun, bu dediğim kısım önemli. Bunun bir sonucu olarak da düzenli bir şekilde, kendi kuracağınız bir disiplin içerisinde çalışmanız gerekir. Bunu ilk birinci sınıfta kurarsanız, bunda başarılı olursunuz. Bu da öğrenilen şeyleri, daha doğrusu size anlatılan şeyleri iyi öğrenmeye çalışmak, biriktirmemektir. Yani ilk derslerden itibaren anlatılanları, notları mutlaka muhafaza ederek ve onlar üzerinde olsa keşke günlük olarak çalışarak belki birkaç günlük, belki haftalık ama bunu geçirmeden, bir haftayı geçirmeden çalışmak gerekir. Çünkü bütün yeni anlatılan her ders, her bilgi önceki anlatılanlar üzerine kurulur, bina edilir. Eğer öncekileri iyi okuyup hazmetmemişseniz, hazım beslenmeyle ilgili bir şeydir ama bilgi
edinmeyle ilgili de kullanılır. Mesela yemek yediğinizde niye yemek yiyoruz bunu? Yediklerimizin, gıdaların bize, vücudumuza faydalı olması için. Bu faydanın hasıl olması, onların hazmedilmesi ve nihayetinde işte kana karışması, onlardan elde edilen faydalı şeylerin kana karışmasıyla oluyor ki bu bir süreçtir. Yani hemen yemeği yediğinizde onun faydasını görmüyorsunuz. Öğrendikleriniz de böyledir. Yani öğrendiğiniz bir bilginin hazmedilebilmesi, bütünüyle benimsenebilmesi için bir süreye, vakte ihtiyacınız var. Bu da öğreneceksiniz, tekrar edeceksiniz. Tekrar ederken farklı boyutlarını, belki anlatılanların, öğretilenlerin farklı boyutlarını göreceksiniz. Onu hazmettikten sonra yeni bir şeyi alma imkanınız ortaya çıkacak. Şimdi onun için mesela belki lisede falan bunu yapıyor olabilirsiniz. Sınav öncesi, işte birkaç gün önce, birkaç saat önce çalışarak sınava girmek şeklinde. Üniversitede bunun faydası olur mu? Olabilir. Yani hiç faydasızdır demiyorum ama bunun kalıcı faydası olmaz. Faydası olursa da tesadüfen olmuş olur size. Bunun için düzenli olarak çalışmanız lazım. Bir başka husus da şu, sadece sınavları geçmek için değil üniversitede. Çünkü artık belli bir alanda daha derinlemesine bir şeyler öğreniyorsunuz. Ve üniversiteyi bitirdikten sonra o okuduğunuz, üniversite öğrenimi gördüğünüz alanda bir takım işler yapacaksınız. İşte üniversitede okuduklarınızın, öğrendiklerinizin size faydası olabilmesi için bunları iyi öğrenip hazmetmiş olmanız lazım ki üniversite sonrasında o mesleği veya işte gördüğünüz alanlarla ilgili çalışmaları yürütebilirsiniz. Bu bakımdan yani üniversiteyle beraber hem öğrenmede hem çalışmada kendi kendinize bir yöntem, bir disiplin geliştirmeniz gerekir. Gençler, şunu söyleyeyim. Tabii üniversite sınavları, her sınav neticede bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bir not veriliyor, bir puan veriliyor. Bazı sınavlar üniversite sınavında olduğu gibi işte sıralama sınavı oluyor. Başarı sırasına koyuyorlar. Buna göre işte sizin önünüzde olanlar vardır, arkanızda olanlar vardır sıralamalarda. Ve bu ölçülere göre başarılı veya başarısız gibi bir değerlendirme yapılabiliyor. Bunu reddetmiyorum. Yani bu elbette olan bir şey. Olması gereken bir şey. Yani şu anda üniversite sınavına giren öğrenci sayısı ile üniversitelerin kontenjanı arasında bir mesafe var. Aşağı yukarı 1,5 katı kadar daha fazla kişi elimizdeki mevcut kontenjanın 1+1,5 katı kadar kişi sınava giriyor. Böyle olduğu zaman bunların hepsini, sınava girenlerin hepsini yeniden bir yere yerleştirmek mümkün değil. Bunların içerisinden bir kısmını belirleyeceğimizi, alabileceğimize göre o zaman bir kısmını da elememiz gerekiyor. Yalnız şöyle bir incelik de var burada. Bu sınava girenlerin önemli bir kısmı, fazla olanların önemli bir kısmı esasen bir üniversitede kaydı bulunanlar veya bir üniversiteyi kazanmış olup da tekrar sınava girenler. Aşağı yukarı üniversite çağına her yıl giren öğrenci sayısıyla bizdeki kontenjan sayısı birbirine yakın. Daha önce sınava girip de tekrar ikinci defa, üçüncü defa girenler olmasa, belki sınav konusunda da bir esnekliğe, belki bir sınavsız girişe gene bir seçme muhakkak olacaktır. Okullar, bölümler arasında ama buna doğru da Türkiye gidebilir. Bu bağlamda bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii lisede okuyorsunuz, bitiriyorsunuz, üniversite sınavına giriyorsunuz. Elinizden gelen gayreti, çalışmayı gösterip girdiyseniz bu, eğer elinizden geleni yaptıysanız elde ettiğiniz şey bir başarıdır. Çünkü başarı için birçok faktör vardır. Bunun çok azı saydığınızda işte 100 tane faktör olsa bunlardan belki 10 tanesi sizin kontrolünüzde, elinizde olan faktörlerdir. Bunun dışında birçok başka faktör var. İşte mesela bu sene için, bir önceki sene için söyleyecek olursak, salgın dönemi vardı. Bununla ilgili kısıtlamalar vardı. İşte dışarıdan online ders görme imkanı oldu. Az önce
hukuk fakültesinden arkadaşımız vardı. Mesela birinci sınıfa hiç, değil mi, derse gitmeden bilgisayar üzerinden online dersler gördünüz. Mesela bu sizin elinizde yönetebileceğiniz bir faktör, dikkate alabileceğiniz, öngörebileceğiniz bir faktör değildi. Bunun gibi birçok şey vardır. O gün havanın durumundan sizin kendi kişisel psikolojinize kadar, heyecanınıza kadar, o sabah kalktığınızda aile içerisindeki duruma kadar birçok sizin dışınızda faktörün etkisi var burada. Burada önemli olan sizin elinizden gelen gayretin tamamını ortaya koyarak elde edeceğiniz bir sonuç. Diğer faktörler sizin dışınızda faktörler. Bunu bir başarı olarak kabul etmek lazım. Sıralamalara göre farklı olabilir. Puana göre daha başarılısı vardır, yoktur, ayrı mesele ama sizin elinizdeki imkanlar dahilinde bir başarı ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Neyi kastediyorum? Yani bugün elde ettiğiniz bu başarıyla tercih yaptığınızda kazanabileceğiniz, gidebileceğiniz, yerleşebileceğiniz yerler nereleriyse onları tercih edin. Bunu şunun için söylüyorum. Yani bu sene istediğim gibi olmadı, çalışayım tekrar gireyim düşüncesini ben çok doğru bulmuyorum. Çok çok istisnai durumlar olabilir. Ama bunun dışında sizin tamamen üniversiteye hazırlık psikolojisi içerisinde, işte lise son sınıfta hazırlanarak girdiğiniz bir sınavla, sonra liseyi bitirmişsiniz, aradan işte bir yıl geçiyor, hazırlanıyorsunuz, bir sınava gireceksiniz. O şekildeki bir sınava giriş arasında bir fark olur. Bu olumsuz yönde bir farktır benim kanaatime göre. Dolayısıyla şu an önünüzdeki imkanlar nelerse onları değerlendirip onlara göre bir tercih yapmak gerekir. Bununla bağlantılı şunu söylemem lazım, bunu destekleyen bir husus. Az önce de çok kısaca konuştuk. Aslında şöyle bir üniversite çok iyi veya şöyle bir meslek, şöyle bir alan çok iyi, diğerleri iyi değildir şeklinde bir değerlendirme yapmak da çok doğru değil. Her alanda aklınıza gelebilen, işte tercih edebileceğiniz bütün bölümler, fakülteler vesaire gibi düşünün. Bu alanların hepsinde, Türkiye'de de, dünyada da çok başarılı olanlar var. Bir de başarılı olmayan, adı sanı duyulmamış olanlar var. Mesela diyelim ki hukuk çok iyi diyelim mesela. Fakat hukuk okuyup da daha sonra hayatta çok böyle başarısız olmuş, kendi alanına dahil başarısız olmuş insanlar da var. Ama çok başarılı olanlar da var. Diyelim ki antropoloji okumuş ama dünyada da Türkiye'de de çok başarılı olan, hakikaten hem işte bilime, medeniyete katkısı olan, öğrenci yetiştiren, değişik fikirler ortaya koyan, çığır açan insanlar var. Ama böyle olmayanlar da var. Aklınıza gelebilecek işte o tercih listesinde herhalde yüzlerce bölüm var, okul var, fakülte var. Onlar içerisinde her birinde başarılı olan insanlar da var, başarısız olan insanlar da var. Yani çok iyi bir bölüm, çok iyi bir üniversitede çok iyi bir bölüm okumuş ama daha sonra hayatta bütünüyle başarısız olmuş insanlar da var. Benim tanıdığım, bildiğim insanlar da var. Ama dediğim gibi işte üniversite olarak mesela bu sıralamalarda çok geride kalan, bölüm olarak çok düşük, puan olarak çok düşük olan yerlerde okuyup da çok başarılı olmuş daha sonra insanlar da var. Dolayısıyla bu hesabı dediğim gibi sadece puanlar üzerinden, sadece sıralamalar üzerinden, sadece seçeceğiniz üniversitenin kalitesi veya bölümün bilinirliği, şöhreti üzerinden değerlendirmemelisiniz. Birkaç şey önemli. Birisi sizin o okumak istediğiniz şeyi seviyor olmanız önemli, merak ediyor olmanız önemli. Yani sevmek de belki bu da çok doğru olmayabilir, yani sevmeyebilirsiniz ama merak etmek önemli. Buna ilgi duymak önemli. Bu önemli. Kendinizi ona vermek önemli. Kendinizden ona bir şeyler katabilmek önemli. Ona dair bir takım hedefler ortaya koyabilmek önemli. Bunu yaptığınız zaman okuduğunuz alan ne olursa olsun o alanda bir orijinallik, kendinize özgü bir katkı ortaya koyabilirsiniz.
ve başarılı olabilirsiniz. Yani başarılı olmak okuduğunuz okulla, bölümle ilgili değil, meslekle ilgili bir şey değil. Her birinde başarılı olanlar da var, başarısız olanlar da var. O sizin tutkunuzla ilgili, sizin yaptığınız işi öğrenmeye dair ilginizle ilgili, kendinizden ona dair bir şeyler katmanızla ilgili bir husus. Bu bakımdan böyle çok kalıplar içerisinde düşünmeyin. Önemli olan sizin o seçtiğiniz şeyi benimsemeniz ve kendinizi ona vermenizdir. Bunu yaptığınız takdirde mutlaka nihayetinde bir başarıyı yakalayabilirsiniz. Bu sebeple başarı dediğiniz şey iki türlü değerlendirilebilir. Birisi bu genel herkesin başarısıyla beraber sizin başarısınız bir sıralama içerisinde, bir puan içerisinde. Bir de sizin kendi hayatınız içerisinde, yürüdüğünüz yol içerisinde bir başarı şeklinde değerlendirilebilir. Bu ikincisi daha önemli. Yani başkalarıyla mukayeseli değerlendirmeler çoğu zaman hatalıdır. Çünkü dediğim gibi bunun yüzlerce parametresi vardır. Bir parametre de okul başarısında mesela iyidir ama onun dışında hayatta birçok başka alan vardır. Onlar da iyi değildir mesela o insan. Başarı dediğimizi sadece buna bağlayamayız. Dolayısıyla sizin hayatınız içerisinde, yürüdüğünüz yol içerisinde bir anlamı var başarının. Ve ona inanır, dediğim gibi onun içinde bir tercih yapar yürürseniz başarılı olursunuz. Özetleyecek olursam bu anlattığımı, sınava girdiniz, bir puan aldınız, bu bir başarıdır. Çalıştınız, gayret gösterdiniz, birçok faktör vardı. Nihayetinde bir yerde bunlar birleşti ve sizin önünüze bu çıktı. Bu çerçevede bir değerlendirme yapın tercihlerinizle ilgili. İlle şu olsun, ille bu olsun çok doğru değil. Yani bir bölüm dediğim gibi seçersiniz ama okulda başarısız olursunuz, bitirdikten sonra başarısız olursunuz falan. Ama başka bir bölüm, önünüze çıkan bir bölümdür. Seçersiniz ama bunda başarılı olursunuz. Dolayısıyla ölçüp, biçerek, tartarak buna karar vermek lazım. Sadece isimler, markalar üzerinden gitmeyin. Bir de biraz daha vaktiniz var. Mümkün ise bunu yapabilirsiniz. Bu imkanlar daha fazla. Eskiden yoktu bunlar. Yani bir bölümle ilgili veya bir işte akla çok şey geliyor böyle, cazip geliyor söylendiği zaman. Bunların dersleriyle ilgili, yani neler okunuyor, bu ders içerikleriyle ilgili bilgiler almaya çalışırsanız, bunlar da önemli. Yani çok parlak bir ambalajı olan meslekler var ama baktığınızda üniversitede burayı okurken, bu öğrenimi görürken hangi dersler görülüyor? Bunlar içerisinde sizin hiç ilginizi çekmeyen konular ağırlıkta olabilir, çoğunlukta da olabilir. Dolayısıyla sadece üniversite, sadece bölümle ilgili değil de ondan hangi dersler görülüyor, onlara da bakmakta, onların içeriklerine bakmakta da fayda var. Yani benim kanaatim, size önerim budur. Bir sınava girdiniz, sonuç aldınız. Bu sonucu bu sene için değerlendirin. Bir sonraki sene niyetiniz var mı? O bir sonraki sene biliyorsunuz birçok şey olabiliyor. 2020'de hiç kimse 2019-2020'de bir salgın ortaya çıkacak da okullar tatil olacak vesaire gibi şey öngörmüyordu. Neler olabilir bilemiyoruz. Birçok faktör insan hayatında etkili. Dolayısıyla bugün elinizdeki imkanlara göre bir yolu seçip onu yürümekte fayda var diye bunu genel olarak öneriyorum. İkinci husus, başta söylediğim bir disiplin üniversiteyle ilgili bir anlayış, bir paradigma farklılığı var. Bu disiplini kazanmanız, çalışma disiplini kazanmanız da önemli. Ben böyle bir kısa, genel bununla ilgili bir şeyler söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle başkanımıza bu yoğun ve gerçekten çok yoğun gündemde bize vakit ayırdıkları için çok teşekkür ederiz. Normalde moderasyonumuz şöyle olacaktı ama siz ayaktayken benim şimdi oturmam doğru olmaz. Normalde moderasyonumuzu siz de gördünüz. Koltuklarımız sahnedeydi zaten. Daha resmi bir şekilde biz kurgulamıştık. Başkanımız dedi ki ben öyle duramam dedi. Benim gezmem lazım gençlerle konuşurken. O yüzden gerçekten bu çok kıymetli bir şey. Çok teşekkür ederiz.
Onun dışında ben sizden soruları almıştım. Ekip arkadaşlarım biliyorsunuz ki soruları almıştı. Başkanımız orada da dedi ki yok olmaz gençler serbest sorularını sorsunlar dedi. Bence bu da çok kıymetli bir şey. O yüzden çok teşekkür ederiz kendisine. Her daim her görüşe önem verdiği için bunu bizzat en yakından aslında şahitlik edenlerdenim ben de mecliste. O sebeple ben çok kısa Sayın Başkanım dilerseniz arkadaşlarımızdan daha önce aldığım soruları iletmiş olayım size. Bu süreçte soru sormak isteyen arkadaşlarımız olursa da el kaldırabilirlerse çok memnun oluruz. Burada veya sahnede nasıl dilerseniz devam edebiliriz. Zaten biz size hem başkanımız hem de hocamız olarak da görüyoruz. Yani İçinizden nasıl geliyorsa öyle hitap edebilirsiniz. Çok teşekkür evet. ederiz. Çok sağ olun başkanım. Birincisi hukuk okumak isteyen öğrencilerimiz var. Biz aslında hukuk serüveninizi çok merak ediyoruz. Sizi hukukçu olmaya iten şey ne oldu? Neden hukuk? Tercih döneminizi hatırlıyor musunuz? Tercih ederken nelere dikkat ettiniz? Bunları bize aktarabilirseniz çok memnun oluruz. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi tabii hukuk benim özel olarak, bilinçli olarak kasten seçmiş olduğum bir alan. Şüphesiz hukukçuluğu önemsiyorum, seviyorum, herkese öneriyorum ve hukukun diğer alanlara göre farklı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ama bu söyleyeceklerim hani hukuk çok iyidir de diğerlerinde iş yoktur falan önemli değildir anlamına gelmez. Bunu peşinen söyleyeyim. Kendi düşüncelerimi, hukuk tercihindeki düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Ben Tekirdağlıyım. Aslen bir muhacir ailesinin çocuğuyum. 1926 yılında 24 mübadele, 26 daha sonra babamın hem anne hem baba tarafı Osmanlı Makedonya'sı, şimdi iki bölüm halindedir. Kuzeyi eski Yugoslavya, şimdi Makedonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, güneyi de Yunanistan içerisinde Makedonya denilen bir bölgedir. Babaanne tarafım oradan, babamın baba tarafı da kuzeyden gelmişler. Tekirdağ'a yerleşmişler. Anne tarafım Tekirdağ'ın yerlisi ama onlar da yine Balkanlardan, Rumeli'den daha önceki yıllarda göç etmişler. Tekirdağ İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İlk sene imtihana girdim. Hukuk istiyordum. Hukuk istememin sebebi şöyle biraz arka plan olarak ifade edebilirim. 1979-1980'de ortaokula başladım. İmam Hatip Lisesi ortaokuluna. Ortaokul birinci sınıfı bitirdik. İkinci sınıfa başlayacağız. 1980-81. Tam okulun açılacağı günlere yakındı. 15'inde sanıyorum, 15 Eylül'de açılıyordu okul. 15 Eylül 1980. 12 Eylül 1980 günü darbe oldu, askeri darbe. Okulların açılışı da ertelendi. Tabii ben aslında daha önce de ilkokul yıllarında da biraz Türkiye gündemini de ne kadar olursa o yaşlarda da takip ediyordum, okuyordum. Gazeteleri, dergileri vesaire ama tabii ortaokuldan itibaren daha yoğun bir şekilde takip ediyordum. Darbe sonrasında Türkiye'de yaşananlar var. Birçok kesim darbeden zarar gördü. Yargılamalar oldu, hapisler oldu, idamlar oldu darbeden sonra. Ve Türkiye için çok büyük bir travma. Sadece siyasi anlamda değil, sosyal, toplumsal anlamda da büyük bir travmaydı. 1983 yılına kadar devam etti bu darbe dönemi. Benim kanaatim tabii ondan sonra da her ne kadar seçim yapılıp çok partili siyasi hayat, demokrasi başlamışsa da resmen bu resmendi sadece. Arka planda yine bir darbe dinamiği aşağı yukarı 1990'lara kadar devam etti. Ya bu süreçte insanların vermiş olduğu mücadeleler, işte mağdur olanların savunulması haklarıyla ilgili ama onun dışında darbeye karşı Türkiye'de işleyen bir siyasi düzen, bir demokratik yapı, anayasal düzen kurma yönünde de bazı fikirler, çalışmalar, gayretler vardı. Bunları da takip ediyordum. Şüphesiz bunlar bir taraftan işte entelektüel birikim, bir taraftan siyaset,
ve toplumsal gelişmeleri takip bakımından bir birikim gerektiriyor. Amenna. Ama bir de bunların yürütülüş şekliyle ilgili, usulüyle ilgili bir durum var. Dile getiriliş şekli sadece söz olarak değil, eylem olarak da dile getiriliş şekliyle de ilgili. Bunları da usulüne uygun ve etkili bir şekilde yapmanız lazım. İşte bunu sağlayan şeyin zeminin, platformun hukuk olduğu kanaatine ulaştım. Bunu nereden Türkiye'de o zaman bu savunmaları yapanlar, işte bu tür mücadeleleri yürütenlerin içerisinde önemli sayıda hukukçu vardı. Yine dünyada da baktığımızda bu tür siyasi, toplumsal hareketlere, ta geriye işte Fransa'daki Fransız devrimine kadar, 1789 devrimine kadar geriye gitsek, baksak, orada da bakıyoruz, hukukçular ön planda olmuş. Niye? Hukukçular çünkü sistemi biliyorlar, işleyişi biliyorlar. Attığı adımın sonrasında karşısına çıkacak şeylerin neler olduğunu öngörebiliyorlar. Her zaman öngördüğünüz gibi de olmuyor maalesef, hele hele o tür ara dönemlerde, ama ona rağmen bunun bir zeminini, işleyişini biliyorlar. Bu bakımdan bir hukukçu olmayı, işte siyasi, toplumsal mücadele yürütürken önemli bir avantaj olarak gördüm o yıllardan itibaren, düşündüm. Daha sonra sınava girdim. Bu tür şeyleri söylemek ayıptır bize göre ama birinci basamak sınavında iyi bir derece yaptım. İlk yüzlerdeydim, öyle diyelim. Bunun üzerine başta babam olmak üzere, rahmetli babam ve işte onun çevresi, öğretmenlerim vesaire dediler ki bu sıralama ve puanla hukuk yazman yanlış olur. Ne yapacağız? İşte herkes gene işte tıp yazalım, mühendislik yazalım falan diye. Uğraştık bayağı. Tabii o zaman bu tercih meselesi de biraz farklıydı. Şöyle, birinci basamak sınavı oluyor, giriyorsunuz, arkasından herhalde bir aya yakın bir zaman sonra ikinci basamak sınavı oluyor idi. Şimdi sizde var ya, TYT, AYT değil mi? Onun gibi işte ama arka arkaya oldu bu. O zaman arada bir fark vardı, bir aya yakın bir zaman farkı ve şimdi niye öyle yapılıyormuş diye de soruyorum şimdi hala. İkinci basamağa göre yerleştirme yapılıyordu. Fakat siz tercihlerinizi sınava girdiğiniz gün teslim ediyordunuz. Yani sonuçları görmeden tercihler yapıyordunuz. Yani ikinci basamak sınavına giriyorsunuz pazar günü. Sınava girdiğiniz zaman tercih listesini de yapıp doldurup sınav kağıdıyla beraber, cevap kağıdıyla beraber teslim ediyordunuz. Dolayısıyla sizin yerleştirmeniz ve sınav sonucunuz beraber açıklanıyordu. Şimdi o bakımdan çok daha güzel sonucu görüyorsunuz. Tercihlerinizi ona göre yapabilme imkanına sahipsiniz. Ben bu baskılar tabiri caizse üzerine yine de hukuktan çok uzak olmayan bir yer tercih ettim. O zaman eşit ağırlıkta. En yüksek bölümdü. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümünü yazdım. İlk sıraya, ikinci sıraya da İstanbul Hukuk Fakültesi'ni yazdım. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım, gittim. Hazırlık sınıfı okuduk orada. O arada tekrar üniversite sınavına girdim. Size tekrar girmeyin diyorum ya, biraz da kendi tecrübelerim de var. Girdim. Bu sefer sadece İstanbul Hukuk Fakültesi'ni yazıp İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Hukuk Fakültesi'ni bu bakımdan yani bilinçli bir tercihle kazandım ve okudum. Şimdi burada çok kısa, bunu çok uzun anlatabilirim. İlk yıllarda öğrencilere de Hukuk Fakültesi'nde bunu anlatıyorum. Şöyle bir düşüncem var hukuk-hayat ilişkisi bakımından. Aslında yaşadığımız bu hayatın bütününü bir madeni para, bozuk para var ya, madeni paraya benzetebiliriz bütün hayat.
Bu madeni paranın iki yüzü var. Bir tura, resimli tarafı, bir de yazılı tarafı var arkada. Bu yaşadığımız hayatın, gördüğümüz hayatın kendisi o madeni paranın tura kısmıdır, yani resimli kısmı. Onun arkası, yazılı kısım ise hukuktur. Yani hukuk aslında bizim yaşadığımız bu hayatın görünmeyen tarafıdır, yüzüdür. Bunu ne zaman görüyoruz? Ters döndüğü zaman, madalyon ters döner derler, ters döndüğü zaman görüyoruz. Nedir? Mesela çok basit bir şey, sabah kalktınız, ekmek almaya gittiniz. Belki de çok böyle uykulusunuz da, fiyatı belli ekmeğin, parayı uzatıyorsunuz, ekmeği alıyorsunuz, hiç konuşmuyorsunuz da, alıp gidiyorsunuz ekmeği. Bu yaptığınız şey aslında bir alım-satım akdidir. Hukuka göre alım-satım sözleşmesidir. Miktar düşük de olsa bir alım-satım sözleşmesidir. Bunun farkında değilsiniz. Bu ne zaman? Madalyon ters döndüğü zaman önem kazanıyor. Ekmeğin içerisinden diyelim ki kötü bir şey çıktı. Ha, belki çok önemsemeyebilirsiniz diyelim. Ama yerken mesela ağzınızda fark ettiniz o kötü şeyi mesela. Veya ondan dolayı bir sağlık problemi yaşadınız mesela. Ha, şimdi o zaman bu bir hukuki soruna dönüşüyor. İşte bir tazminat davası, bir ceza davasına dönüşüyor. Ama bütün bunların hepsinin temelinde o sabah sizin parayı ittirip ekmeği çekerek aldığınız iş var. O bir hukuki işlem. Diyelim ki memleket İstanbul'un uzakta bir yer olsun. Bir yerden geliyorsunuz otobüste, geliyorsunuz karayoluyla, bilet alıyorsunuz mesela. Bu bir hukuki işlemdir. Sizi taşımak için, yolcu taşımacılığı için bir sözleşme yapıyorlar aslında. O sözleşme bir biletle, para ödeyip bileti almak suretiyle yapıyorsunuz. Elektronik de olabilir. Bu şekilde geliyorsunuz. Mesela aynı yolu şöyle de gelebilirsiniz. Diyelim ki otobüs şoförü dayınız dedi ki boş yer var yeğenim gel seni ben götüreyim. Bindiniz. O şekilde de geldiniz. O da olabilir. İkisi arasında fark var mı? Evet, bir bedava geldiniz ikincisinde ama başka bir fark daha var. Mesela bir şey yaşadınız. Bavulunuz kayboldu. Veya Allah göstermesin bir trafik kazası oldu falan. Şimdi burada sizin bavulunuzun kaybolmasından gidelim. Çok daha az kötü olan bir şey. Tazminat talepleriniz olabilir. Ancak bilet alarak bindiyseniz bu tazminat taleplerini bir sözleşmeye dayanarak yapıyorsunuz, iddia edebiliyorsunuz, talep ediyorsunuz. Biletsiz bindiyseniz ortada bir sözleşme olmadığı için o zaman işte bir haksız fiil falan dediğimiz bir bağlam var hukukta. Onun üzerinden talep edebiliyorsunuz. Taleplerinizin kapsamı, sonuçları falan birbirinden farklı. Başka bir şey, işte öğrencisiniz, sınava giriyorsunuz. Aslında kayıt yapmaktan dersleri geçmeye kadar, sınavdaki durumunuzdan, notlara itiraz vesaireye kadar, bütün bu süreçlerin hepsinin hukuki düzenlemeleri var. Bunları önemsemeden derslerinizde çalıştınız, geçtiniz, iyi notlar aldınız, diplomanızı aldınız, çıktınız. Ama sizin görmediğiniz alttan seyreden bir hukuki süreç var. Bunların her biri yönetmeliklere göre, üniversite senatosunun aldığı kararlara göre falan şekilleniyor. Yani çok basit bir aile hayatı dediğimiz şey aslında tamamen hukuki bir süreçtir. Evleniyorsunuz, bir akit yapıyorsunuz. Ondan sonra çocuklarınız oluyor, işte annesiniz, babasınız. Çocuklarınızla böyle bir ilişkiniz var falan. Ama bunların hepsi hukuki süreç. Nasıl ortaya çıkıyor? De madalyon ters döndüğü zaman hukuki bir süreç olduğunu anlıyorsunuz. Mesela diyelim ki boşanma söz konusuysa, çocuklarla ilişkiniz bile hukuk kurallarına göre seyrediyor. Yani boşandıktan sonra işte anne şu kadar süre görüyor, baba şu kadar süre görebiliyor çocuğu falan. Ha bir bakıyorsunuz aslında insan vücudu gibi yani bunu anlatan bazı hukukçular diyorlar. Şöyle baktığınızda, evet ama bütün bu gördüğümüz insan vücudunun, yüzün, simanın altında ne var? Deri var, onun altında kaslar var, damarlar var falan. Hukuk böyle bir şey. Bu gördüğünüz şeyin arkasındaki düzendir hukuk. İşleyen düzen bu.
Mesela işte yüzünüzde bir bozulma meydana gelirse, cildinizde, bu aslında onun arkasında işleyen bu sistemdeki bozuklukla alakalı bir şeydir. Aynı hayatla ilgili de hukuk düzeni bu görünmeyen bir düzen olarak işliyor. Trafikte araç kullanıyorsunuz mesela diyelim. Aslında bu aracı bütünüyle karayolları trafik kanunu ve yönetmeliğine göre kullanıyorsunuz. Sağa dönüşün, sola dönüşün usulleri bile bu yönetmelikte var. Ama farkında değilsiniz kullanırken. Ne zaman farkında oluyorsunuz? Bir kural ihlali yaptığınızda, polis sizi durdurduğunda ve şunu yaptınız diye söylediğinde size ceza keserken işte falan maddenin filan bendine göre falan cezasını kesiyor. O zaman anlıyorsunuz ki siz kurallara göre aslında bu işi yapıyorsunuz, araç kullanma işini. Dolayısıyla hukuk hayatın dediğim gibi görünmeyen yüzüdür, diğer tarafıdır. Bu bugünkü sistemde de böyledir. Mesela çocuk daha doğmadan hukuk düzenlemeleri onunla ilgili vardır. Nasıl? İşte anne karnındaki bir çocuğun saklı miras payı vardır. Sağ olarak doğarsa o miras payı ona verilir. Sağ olarak doğmazsa diğer mirasçılara paylaştırılır. Mesela daha hayata gelmeden, anne karnından itibaren hukuk sizi düzenlemeye başlıyor. Öldüğünüz zaman da öyle, hukuka göre ölüyorsunuz. Yani sizi kaydediyorlar ölü olarak. Bunun için belgelere ihtiyaç var. Eğer bu belgeler işlenmemişse hukuk ölü kabul etmiyor sizi mesela. Ölmekle de bitmiyor. Öldükten sonra da sizin geride bıraktığınız mal varlığınızın falan taksimi, miras dediğimiz şey mesela hukuka göre yapılıyor. Sözleşmeleriniz sona eriyor ölümle beraber falan. Bu bakımdan bugünkü dünyanın her yerindeki hukuk düzenleri böyledir. Eskiden bizim medeniyetimizin hukuk düzeninde de öyle. İşte Hanefi alimlerinin en büyüğü, kurucusu Ebu Hanife hukuku şöyle tarif ediyor. Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyi bilmesidir diyor. Böyle baktığınızda her şey hukuktur yani. Lehine ve aleyhine olan şeyi bilmek. Bu açıdan yani hukuk eğlencelidir. Yani sadece hani kurallar, kanun maddeleri falan gibi bakarsanız tabii karışık bir şey gibi gelebilir. Çok soyut gelebilir ama hayat hukuk bağlantısını tam kavradığınız zaman tabii hukukun hayatın içinde nasıl denizin altında işleyen o akıntılar, dalgalar gibi nasıl hayatın üstünü, görünen yüzünü şekillendirdiğini kavrayabilirsiniz. Daha geniş çerçevede de bakabiliriz. Herkes konuşuyor ya siyasette, demokrasi, insan hakları falan filan. Yani bunlar herkese göre farklı olabilir. Yani demokrasi deyince işte sen bir şey kastedersin, o başka bir şey kasteder, ben başka bir şey kastedebilirim falan. Herkes daha çok kendi kafasındaki birikime göre, kendi hedeflerine göre falan bir şeyler kastediyor. Peki hepimiz farklı kastediyoruz da bunun gerçek olanı nedir? Yani uygulanacak olanı nedir? Uygulanacak olanı hukukun çerçevesini çizdiği şeydir. Yani mesela size çok meclisle ilgili bir şey söyleyeyim. Diyorlar ki bir diyelim bir konuda bir düzenleme yapılacak. İşte anayasa değişikliği yapılacak diyelim. Bu konuda mutabakat lazım. Mutabakat. Yani herkesin üzerinde ittifak etmesi, anlaşması lazım falan diyorlar. Kimisi diyor ki herkes, kaç tane milletvekili var? Mecliste 600, gerçi işte ayrılmalar vesairelerle sayı düştü de 600 milletvekilin hepsinin tamam demesi lazım falan. Kimisi böyle diyebilir. Kimisi olur mu öyle şey? Yarısı desin falan. O yeterli olur der falan. Ama anayasa ne diyor? Anayasa diyor ki 5/3'ü kabul ederse anayasa değişikliğini mesela bunu yapmış olursunuz. Referanduma sunarsınız. Yani bu mutabakat dediğimiz şey tartışmaya kalkarsak herkesin kendine göre bir fikri olduğu bir şeydir. Gerçek nedir? Anayasadaki mutabakat. Anayasa değişikliği için 5/3'ü yeterli bulmuş mutabakat deyince. İşte demokrasi, haklar, özgürlükler bağlamında da anayasada çerçevelenen, somutlaştırılan şey vardır. Yani dolayısıyla bütün siyasi kavramların, hedeflerin, ilkelerin, her şeyin hukuk tarafından somutlaştırıldığını görüyoruz.
Hukuk somutlaştırıyor bunları. Bunlara içerik kazandırıyor. Bu bakımdan hukuk hem kişisel olarak hayatımızda çok önemli, hem toplumsal olarak önemli. Ha, dünya üzerinde de baktığımızda önemli. İşte birçok zulümler dünyanın her tarafında yaşanıyor. Bunlara karşı mücadele yapılmaya çalışılıyor. Bu mücadelenin bir boyutu, önemli bir boyutu, zemini hatta hukuktur. Bu sebeple yani hukuku şu an size anlattığım çerçevede tercih ederken düşünüyor olduğumu iddia etmiyorum tabii ki o zamanlar. Bunların belki çok cüzi bir kısmıyla ilgili bir kanaate sahiptim ama daha sonra içine girdikçe de, üzerinde çalıştıkça da hukukun önemli olduğunu, bunu düşünen, seven öğrenciler varsa mutlaka tercih etmelerini, biraz zorlu bir süreçtir hukuk öğrenimi, çok çalışmayı gerektirir. Hukukçuları öğrenci yurtlarında bir araya bir odalara koyarlar. Yani diğer bölümlerdeki öğrencilerle karışık koymazlar. Çünkü çok çalıştıkları için onlar biraz uyuyacakları zaman hukukçuların çalışması lazım falan. Bu bakımdan hukukçuları toplayıp belli odalarda tutarlar ki kendi aralarında çalışsınlar. Yoğun çalışmayı gerektirir, dikkat gerektirir. Zor bir tahsildir, öğrenimdir. Ama dediğim gibi bu boyutları dikkate alırsanız eğlencelidir aslında. Sadece yazılı olanlara değil, onların hayatla ilişkisine de bakarak. Tabii bu anlamda söylediğim bütün meslekler için de geçerlidir. Sadece kitaplarda yazana değil, onların hayattaki karşılıklarını da dikkate alarak, görerek bakarsanız tabii onun tam anlamıyla kavramış olursunuz. Çok fazla uzun söyledim ama. Başkanım, dilerseniz birkaç soru da arkadaşlardan alalım çünkü vaktinizin çok fazla olmadığını biliyorum. Tabii ki. Bir de kişisel bir detay eklemek istiyorum buraya. Şu sahneyi çok zor yaptırdık. Orada vakit geçirirseniz çok memnun oluruz. Evet başkanım. Yok güzel, ben aklıma geldi oraya gideceğim de. Oraya gittiğimde bu taraftaki arkadaşlar biraz çıkıyor, arkada değil mi kalıyorlar. Arkadaşlar? Ben hani burada duruyorum ki herkesi göreyim, herkes beni görsün. Buraya geçersem, nasıl madem isterseniz, çok istiyorsan. Çok memnun olurum. Güzel, tamam buraya gelebilirim. Başkanım yabancı değilsiniz. Gerçekten hem başkanımız hem hocamız gibi gördüğün için çok böyle rahatlıkla her şeyi söyleyebileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar da zaten soru sormak için sabırsızlanıyordur diye düşünüyorum. Soruları siz nasıl isterseniz buradan başlayalım. Alabiliriz. Mikrofon var mı? Siz arkada kalıyorsunuz. Şöyle durursan değil mi? Hangisini tercih ediyorsunuz? Burası daha iyi değil mi? Burası mı? Orada ışık açısından daha iyi başkanım. Tamam. Başkanım tamamen tamam, fotoğraf zaman, için. Zaman, zaman zaman oraya gelirim. Başkanım ilk önce güzel konuşmalarınız için ben çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Ve bu kadar yoğunlukluğunuzda gençlere önemseyip bu programa gelmeniz beni ve gençleri sevindirdiğini düşünüyorum. Ben soruma geçeyim hemen o zaman. Rümeysa abla gibi ben de genç bir milletvekili olmak istiyorum ileride. Hatta bu konuda gerçekleştirmiş olduğum ve gerçekleştirmekte olduğum projelerim de var kendi adıma. 14 yaşındayım daha. Lise 2'ye geçtim bu sene. Genç milletvekillerini mecliste daha çok görmek istiyoruz. Bu kadar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. İnşallah. Buyurun. Nerede mikrofon? Mikrofonu. Ha. İyi günler. Fark etmez ama görsün arkadaşlar. İsmim Muzaffer, 18 yaşındayım. Yeni 12. sınıfı bitirdim. Benim sorum şu olacaktı. Şimdi ülkemizde bildiğiniz üzere özel üniversite yok, vakıf üniversiteleri var. Bu üniversitelerin belli programları var. Siz kendiniz de az önce konuşmanızda bahsetmiştiniz. Soru çözmek bir yere kadar başarıdır ama hani sadece buna göre de değerlendirilemez. Farklı alanlarda da çok başarılı olabilirsiniz diye. Şimdi mesela Bahçeşehir Üniversitesi'nde BAU sistemi denen bir sistem var. Apply BAU diye. Bu sistemde çok yüksek bir puan almasanız bile eğer geleceğe dönük potansiyel olan projeleriniz varsa size bir burs ayırıyorlar ve orada okuyabiliyorsunuz. Ya da yine aynı şekilde Koç Üniversitesi'nde
galiba özel çocuklar bursu diye bir burs vardı. %150'ye kadar burs verme şansları vardı. Acaba bu bizim devlet üniversitelerinde böyle bir şey düşünülüyor mu? Veya gelecek planlarında bu tür şeyler yapılabilir mi? Teşekkür ederim Zafer. Tabii üniversite ismi telaffuz etmek çok doğru olmaz burada, özellikle benim için doğru olmaz. Şimdi devlet üniversitelerinin şöyle diyelim, devlet üniversitelerinin üniversite olarak öğrenci çekmek yönünde, yani kamu aslında sen dediğin gibi bizde işte Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi özel üniversite, yani özel tüzel kişi anlamında üniversite yok. Vakıf üniversiteleri de aslında kamu tüzel kişisidir. Onlar da bir idare, devlet kurumudur aslında. Özel statüleri var, işte kazançlarını, harcamaları ile ilgili falan var. Tabii onların daha çok öğrenci çekme gibi bir meseleleri var. Şöyle meseleleri var. Yani bir kere öğrenci sayısı olarak kontenjanlarını doldurmaları önemli. Bu bir gelirdir. Sistemin işleyebilmesi için ne kadar olursa o kadar iyi olur bir taraftan. Bir taraftan da iyi öğrencileri çekmek gibi bir dertleri var. O da ancak burs vererek olabilir iyi öğrencilere. İşte ilk yüzden tercih yapana falan filan. Devlet üniversitelerinin böyle bir hedefi, meselesi yok. Üniversiteler bunu yapmıyor. Ancak devletin verdiği burslar var, başarı bursları var. Bunların bir kısmını TÜBİTAK veriyor bunların. Farklı alanlardaki başarılara veriyor. Benim bildiğim ilk yüze girenlere de şu anda üniversiteler veya YÖK değil ama devlet burs veriyor her alanda. Yani eşit ağırlıkta, yabancı dilde ilk yüze girenlere devlet burs veriyor. Fena da değil, iyi bir burs veriyor yani. İşini görür öğrencinin yetecek kadar. Başarı bursu bu. Şimdi dediğin husus aslında benim anlatmaya çalıştığımda doğruluyor. Yani sadece üniversite, sadece bu tek sınavdaki başarı sıralaman önemli değil. Mesela üniversiteye girdikten sonra kendini geliştirebilirsin, kendin bir şeyler geliştirebilirsin. Ve onlar üzerinden farklı başarılara imza atabilirsin. Bu imkan her zaman var. Gittikçe de bunlar gelişiyor. Sadece özel üniversitelerde değil, devlette de bunlar var. İşte TÜBİTAK'ın vermiş olduğu destekle ilgili, proje destekleriyle ilgili düzenlemeler var. Dolayısıyla önemli olan sizin bir şeyi seçmeniz ve o seçtiğiniz şeyi severek onun üzerinde disiplinle, gayretle çalışmanız ve kendinizden bir şeyler katmanız. Kendinizden bir şey katarsanız onu orijinal hale getirirsiniz. Yani herkesin yaptığından farklı bir şeye dönüştürürsünüz. Bunu yapabilirseniz bu tür destekleri her zaman bulunduğunuz üniversiteden de bulursunuz, başka yerlerden de bulabilirsiniz. Buyurun. Öncelikle vakit ayırdığınız için bizlere çok teşekkür ederim. Şöyle bir sorum olacaktı size. Siyasete nasıl atıldınız? Yani bizi bu konu hakkında bilgilendirebilir misiniz? Evet. Hukuk tercihimle ilgili bir şeyler anlatırken aslında biraz siyasete olan ilgimden de bahsetmiş oldum aslında. Lise yıllarında da ilgiliydim. Daha çok okuyarak, derslerde hocalarla tartışarak, siyasi tartışmalar yapıyordum. Milli güvenlik hocamız vardı, bir albay. O zamanlar milli güvenlik dersi diye bir ders vardı. Şimdi yok değil mi liselerde, var mı? Yok. Kaldırıldı o. Milli güvenlik dersi vardı. O derse üniformasıyla bir subay gelirdi okuluna göre. Bizim de tam okulun karşısında askerlik şubesi vardı. O şubenin başkanı genellikle gelirdi, albay rütbesindeydi. Hoca derse gelirken sınıf başkanı, işte kapı açık olur. Hoca kapıdan girerken dikkat çekerdi sınıfa, herkes ayakta. Dikkat derdi. Hoca gelir, işte merhaba arkadaşlar, sağ ol. Asker gibi yani. Nasılsınız? Sağ ol.
Böyle bir ders işlenirdi. Dersin içeriği yine Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenirdi. Bir kitap vardı. Mesela o hocalar dahil olmak üzere böyle esaslı bir ders boyunca devam edecek tartışmalar yapardım. Sadece günlük siyasetle ilgili değil ama yani bunlar işte tarihi de içeren, işte batıda bazı gelişmeler, işte bilim alanında, siyaset alanında yazılanlar, söylenenler vesaire çerçevesinde okuduğum için bunlar üzerinden tartışırdık. Daha sonra üniversiteye gitmeden önce, üniversite yıllarında tabii siyasetle ilgili kısıtlamalar da vardı. Şunu söyleyeyim, 1982'de yeni anayasa yapıldığında o 12 Eylül darbesini yapanlar anayasayı hazırladılar. O anayasada siyasi partilerin gençlik kolları ve kadın kolları kurması yasaktı anayasada. Gençlik kollarının ve kadın kollarının siyasi partilerde mümkün olması 1995 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle mümkün oldu. O değişiklik de ondan önce yasaktı. Yani gençlik kolu kuramıyordu. Hatta işte derneklerle, sendikalarla, partilerin ilişki kurması da yasaktı. Birlikte hareket etmesi, birlikte iş yapması da yasaktı. Bu tür yasaklamalar vardı o zamanlar, o tarihlerde. O zaman biraz Türkiye'de 12 Eylül darbesi sonrası, 83 sonrası, işte entelektüel alanda bir hareketlenme vardı. Her kesimden, sağ, sol, her kesimden dergiler vardı, kitaplar yoğun bir şekilde çıkıyordu ve konferanslar, paneller, tartışmalar vesaire gibi şeyler vardı. Ben işte lise sondan itibaren bu dergileri takip ediyordum her kesimden. Şimdi isimlerini vermeyeyim, bir kısmı devam ediyor. Ve üniversiteye gittiğim zaman bir dergi çıkarmak gibi bir düşüncem vardı. Hukuk fakültesinde birinci sınıftayken böyle bir teşebbüsümüz oldu. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bir hazırlık yaptık. Onun sonucunda bir dergi çıkarttık. Bir hukuk dergisi, Aylık Teklif diye bir hukuk dergisi çıkarttık. 1988, o yıllar size göre tabii milattan önce falan gibi düşünüyorsunuz. 1988, 1991 yılına kadar. Ben o derginin yayın yönetmeniydim, genel yayın yönetmeniydim. Dergimizin yazı işleri müdürü Mevlüt Uysal'dı. Mevlüt Uysal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan, Başakşehir Belediye Başkanı daha önce arkadaşımız. Ve o dergide arkadaşlarımızın arasından milletvekili olanlar var, oldu eskiden. Ve şimdi işte Yargıtay üyesi olanlar var, farklı yerlerde görev yapan arkadaşlarımız var. O dergi hani bir öğrenci dergisi gibi çıkıyordu ama öyle basit bir dergi değildi. 10.000 civarında satışı vardı derginin ve biz günlük konuları da değerlendiriyorduk. Mesela diyelim o zaman başkanlık sistemiyle ilgili mesela özel bir sayı yapmıştık 1988'de başkanlık sistemi. Kapak sayısı içeriğiydi. Ve biz nihayet işte oradan döndük, dolaştık. 2011-2012 yılında AK Parti'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda temsilcisi olarak görev yaptım. Ve başkanlık sistemiyle ilgili metni ben hazırladım, sundum komisyona. O zaman olmadı. Daha sonra Anayasa Komisyonu Başkanı olarak 2015-2018 arasında Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptım mecliste. Benim dönemimde Anayasa Komisyonu'nda bu başkanlık sistemiyle ilgili değişiklik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliği gerçekleşti. Ama dediğim gibi 1988'de biz bununla ilgili dergide bunu kapak konusu yapmıştık. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman İstanbul İl Başkanı'ydı Refah Partisi'nin. Ve ondan da görüş almışız var 1988'de. O da başkanlık sistemi Türkiye için daha uygun bir sistemdir diye görüş beyan etmiş. Tabii biz dergiyi kuracağımız zaman da o zaman şey yoktu, imkanlarımız yoktu öğrenci imkanları olarak. Bize destek çıkan birkaç kişi vardı. Onlardan birisi de
Cumhurbaşkanımızdı. Kendi evindeki yemek masasını ve sandalyeleri vermişti bizim ofiste kullanmamız için. Gidip onları almıştık ofiste. Onun üzerinde dergiler, yazılarını, işte postalamayla ilgili poşetleme vesaire gibi işlerini yapmıştık. Bunun için anlatıyorum. Ben siyaset, o zaman üniversite öğrencilerinin 18 yaşına kadar olanların da üniversite öğrencilerinin yaşı ne olursa olsun aktif olarak siyasete resmen katılabilmeleri yasaktı. Daha böyle dolaylı yollardan siyasete ilişkin şeyler söylerdik, yazardık o zamanlar dergilerde. Böyle devam etti. Üniversiteyi bitirdikten sonra siyasete girebilirdim. Fakat siyasetle ilgili şöyle bir fikrim var benim. Bu sadece beni ilgilendirir ve bana soranlara söylerim bunu. Siyasetin bir birikimle yapılması lazım. Yani hayatta, meslek hayatında belli başarılar elde etmiş, belli bir birikim oluşturmuş kişilerin siyasete girmesi doğru olur diye düşünüyorum. Onlar siyasete ve memlekete katkı sağlarlar diye düşünüyorum. Yani siyaset önünüzdeki birçok seçenekten birisi olmamalı. Yani siz kendi alanınızda, kendi mesleğinizde ne çalışıyorsanız hangi alanla ilgili o alanda bir birikim oluşturabilmelisiniz. Bu birikimi siyasete taşımalısınız ve siyaset yoluyla memlekete faydalı olacak işler yapmalısınız diye düşünüyorum. O zamandan beri de üniversite yıllarından sonra da bir akademisyen olarak özellikle hukukla siyasetin yakın olduğu alanlar üzerinde bir çalışma yaparak ondan sonra siyasete girmeyi hedefliyordum. Onun için akademisyen olarak başladım ama o zaman da akademisyen olarak da birçok toplantıda konuşmuştum, yazmıştım vesaire. Bu uzun zamanlar, 28 Şubat sürecinde var, ondan sonra var. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önceden de 1984'ten beri tanışıklığımız var. 2011 yılında resmen milletvekili adaylığı suretiyle girmiş oldum siyasete. Ama daha önce üniversitedeki o çalışmaların, o birikim tırnak içinde dediğim şeyin katkısı olduğunu da gördüm. Yani bir konu ortaya çıktığında işte herkesin şüphesiz bir fikri var. Yani bilgisi olmasa da siyasette özellikle herkesin bilgisi olmasa da mutlaka bir fikri vardır her konuda. Ama yani bir konuyu kavramak, anlamak, işte bu bahsetmiş olduğum o hukuk zemini içerisindeki yerini tespit edebilmek, o şekilde değerlendirebilmek, bunlar hepsi o akademisyenlik döneminde elde ettiğimi düşündüğüm, buna inandığım birikimin, tecrübenin bunda faydası oldu. Bakımdan hani siyasetle ilgili şunu söyleyebilirim. Tabii hani bir tabir vardır ya, dışı sizi yakar, içi beni yakar diye. Biraz öyledir. Dışarıdan görünen kısmı siyasetin tabii hep böyle olumlu şeylerdir. İlgiler, alakalar, işte göz önünde olma vesaire bakımından böyledir. Ama bunun bir maliyeti vardır. O da nedir? İşte vakit bakımından, çocuklara ayıracağınız zaman bakımından mesela benim. Şimdi 4 çocuğum var. En küçük şu anda lise 1'e başlayacak. Geçen onunla konuşuyorduk ki ben 2011'de siyasete başlamışım. Yani o aşağı yukarı işte 3-4 yaşındayken ben ayrılmışım. Ben Ankara'dayım. Mesela o İstanbul'da öğrenci olarak devam ediyor. Görüşüyoruz telefonla ağırlıklı olmak üzere. Ama haftanın çoğu günü Ankara'dayım. Azı İstanbul'dayım. İşte buna vakit ayırmak arzu ederdim bir taraftan düşündüğüm zaman. Ama bu olmasaydı, siyaset olmasaydı, o olsaydı da demiyorum. O siyaset alanında da milletimize, memleketimize faydalı şeyler yapmaya çalıştım. Faydalı şeyler olduğuna inandığım şeyleri yapmaya çalıştım. Bunun ayrı bir kazanç olduğunu kendim için de düşünüyorum. Ama her tercih bir vazgeçiştir sonuç itibariyle. Bir şeylerden de vazgeçiyorsunuz. Dışarıdan kamuoyu genellikle şeyi görüyor yani. Vitrini görüyor. Yani oradaki ilgi, alaka, işte çoğu kişinin hoşuna gidecek şeyler var.
Ama bunun bir maliyeti de var zaman bakımından. Kendinize ayıracağınız, yakınlarınıza ayıracağınız zaman bakımından da dahil olmak üzere. Bir de öbür taraftan da siyaset çok böyle bir düzey içerisinde yapılmıyor, yürümüyor. Yani çoğu zaman insanlar, nasıl diyelim, normal olarak siyasette olmasanız, normal hayatta olsanız böyle dönüp selam bile vermeyeceğiniz, yani ne olarak, yani şey, karakter olarak, bilgi birikim olarak insanlar siyasette işte karşınıza çıkıyor, size bir şeyler söylüyor. Ne söylediğini anlıyorsunuz da onlar işte birkaç gramlık şeyler aslında, yani sizin elinizde tonlarca şey var ona mukabelede bulunabileceği ama bunu yapamıyorsunuz. Yani belli bir şey içerisinde, ölçü içerisinde hareket etmeniz lazım. Konuşurken hani bazı konuşmaları dinliyorsunuz ama o konuşmalar, yapılan konuşmalar, bir de yapılmayan, yutkunulan şeyler var. Onların belki onlarca katı daha fazladır. Yani şunu diyorum, yani siyaset sadece hani görünen yüzü değil, aynı şekilde hukukla ilgili söylediğim gibi de görünmeyen yüzü var. Onun için karşılaştığınız birçok tabii haksızlık olarak gördüğünüz şeyler var ama bunların önemli bir kısmına susmak zorunda kalıyorsunuz. Daha büyük faydaları düşünerek, kamunun, milletin faydasını düşünerek susuyorsunuz. Yoksa şahsen kılıcı çekip dalabilirsiniz her şeye de o olmuyor. Makamlarla ilgili de öyle. Yani milletvekiliyken daha rahat konuşuyordum, daha rahat hareket ediyordum. Siyasi partide, AK Parti'de seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. Sonra Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptım. Ama meclis başkanı olduğunuz zaman bu sefer daha da değişiyor. Yani söyleyeceğiniz birkaç kelimenin bazen işte uluslararası ilişkilere de etkisi olabiliyor. Bakımdan çok düşünüp 10 kere, 15 kere, 20 kere bir şey söylemeniz icap ediyor. Çok da alışık değilim hukukçu olarak, yani rahat konuşuyordum eskiden ama bayağı böyle frene basarak iki ayağımla beraber konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Onun için hani siyaset dediğimizde burayı eğer bir şey, eski tabirle itminan derler. Yani hem ruhen, özellikle ruhen bir tatmin elde etmeyi arzu ediyorsunuz. Bunu önemsiyorsanız siyaseti sadece millete, vatana, tarihe hizmet için yapmalısınız. Yani bunun dışında bir yolla siyaseti düşünüyorsanız değmez. Yani ne bileyim, şöhretti, makamdı, başka şeyler, tanınırlık, keyifli bir iş falan, eğlenceli vesaire, nasıl bakıyorsanız. Bu bakımlardan düşünüyorsanız bunun için değmez, bunun bedeli. Ama dediğim gibi sadece vatana, millete hizmet için yapılan bir iş şeklinde düşünüyorsanız, bir katkı sunacağına inanıyorsanız, bir sunacağınıza inanıyorsanız, o zaman yapılır siyaset ve onurlu bir iştir. Ve herkese bu anlamda tavsiye ederim siyaset. Çok teşekkür ederim başkanım. Şimdi aslında sizin çok fazla vaktiniz yoktu diye biliyorum ama... Bu taraftan siz buyurun. Başkanım, öncelikle böyle bir etkinlikte bulunduğunuz için teşekkür ederiz. Söylediklerinizin ben öğrenci arkadaşlar için hem muktedir hem de muteber olduğunu düşünüyorum. Bizler buraya tercih danışmanı olarak geldik. Dünden beridir de hukuk fakülteleriyle ilgili hani bu yönde önerileri var. Sizler de hem ekol bir üniversiteden mezun olmuş biri olarak hem de bu alanda sayısız çalışma yapmış biri olarak... Ülkede şu an KKTC'de dahil olmak üzere 84 hukuk fakültesi var. Eğitimin niteliğiyle ilgili fikrinizi merak ediyorum. Çünkü benim yanındaki arkadaşlarıma da hukuk fakülteleri geldiğinde tercih etmemiştik. Psikolojik danışman olarak görev yapmak istemiştik. Sizin bu konudaki fikriniz benim için kıymetli. Teşekkür ederim şu an için. Burada hukuk fakülteleriyle ilgili genel değerlendirme yapabilirim. Ben bir isim vererek... İsimlerini anarak doğru olmaz. Şimdi ben İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezunum. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yaptım. 18 yıldan biraz fazla görev yaptım. Araştırma görevlisi olarak başlayıp işte yardım doçent, doçent ve profesör oldum. Profesör olduktan hemen sonra zaten istifa ettim siyasete girmek için.
Ama onun dışında idarecilik görevlerinde de bulundum. Hukuk öğretimi ile ilgili olarak yapılacak olan bazı çalışmalar vardı. Onlara da katıldım. 2006-2007 yıllarında YÖK tarafından yapılan hukuk öğretiminin işte kalitesiyle ilgili çalışmalara da katıldım. Şimdi yeni hukuk fakültelerinin açılması konusunda, daha doğrusu sadece hukuk fakülteleri değil, üniversitelerle ilgili şöyle düşünüyorum. Şimdi bir ülkede üniversite öğretiminin kalitesinin arttırılması nasıl mümkün olabilir? Bunun iki yolu var akla gelebilecek. Birisi şudur, önce tabii işte akademisyenler falan yetiştirerek bunu, daha sonra o yetişen akademisyenler gelsin, onlar göreve başlasın. Onlara göre bir planlama yaparak üniversite ve fakülte sayılarını arttırabilirsiniz. Bu bir yoldur. Diğer yolda yani bir şekilde başlayarak, yani üniversiteler açarak, fakülteler, bölümler açarak başlarsınız. Sonra bunun içini doldurmaya çalışırsınız. Bu da bir yoldur. İkisinden birisi tercih edilebilir. İlki biraz daha ütopik bir yoldur. Yani şimdi akademisyen gönderiyorsunuz ki Türkiye 1990'lı yılların başından beri yoğun şekilde yurt dışına da dahil olmak üzere, işte yüksek lisans, doktora yapmak üzere akademisyen adayları gönderiyor. Fakat bunları hani gidin doktoranızı yapın, gelince düşünürüz şeklinde gönderdiğinizde çok verimli olmuyor mesela. Gidiyor, doktorasını yapıyor ve orada kalıyor. Geri dönmüyor. Veya geri dönüyor, şeye geçiyor, akademi dışındaki hayata geçiyor, sanayiye geçiyor, başka alanlara geçiyor falan. Şimdi üniversite ve bölümler açarak ve onlarla bağlantılı olarak akademisyen adaylarını gönderdiğinizde bundan daha iyi verim alındı. Yani seni önce şu üniversitenin kadrosuna alıyorum, daha sonra sen git yurt dışında veya işte eski üniversiteler İstanbul'da, Ankara'da, üniversitelerde doktoranı yap, yüksek lisansını yap ama bitirdikten sonra da kendi kadronun olduğu üniversiteye dön şeklinde. Onun için bu bahsettiğim iki yöntemden, yani önce akademisyenler yetiştirelim, sonra üniversiteleri açalım yöntemiyle, ikinci yöntem, üniversiteleri açalım, akademisyenleri de ona göre yetiştirip daha sonra içini dolduralım şeklindeki yöntem arasında, ben ikinci yöntemin pratikte daha iyi işlediği kanaatindeyim. Bunu Türkiye aslında ikisini de mukayese etmiş oldu. Bu bakımdan tabii biraz zaman alıyor. Sadece bizde değil, dünyanın her yerinde böyle. Birçok üniversiteler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok üniversiteler var. Bunlar içerisinde işte bildiğimiz ilk 500'e giren, ilk 200'e giren yani üniversiteler dediğimizde belli başlı üniversiteler. Bunların tabii geçmişleri var, bir tarihi birikimleri var üniversitelerin. Avrupa'da da öyle. Ha, yeni açılıp da çok başarılı olan, iyi akademisyenler toplayan falan, belli çok dar bir alanda spesifik olarak yoğunlaşan butik diyebileceğimiz üniversiteler de var. Çok kısa zamanda başarılı olmuş. Bunlar da olabilir. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii hukuk fakültelerinde hepsinde bir öğrenci alabilmesi için asgari bazı şartlar var. Yani bu şartlar gerçekleştirmeden zaten fakülte açılsa da kontenjan verilmiyor. Bu da asgari 8 öğretim üyesidir. Farklı alanlarda, 8 farklı alanda öğretim üyesidir. Daha sonra tabii bu dersleri verecek olanların da eğer o alanda öğretim üyesi yoksa orada başka üniversitelerden geliyor, ders veriyor. Bu bakımdan yani hukuk fakülteleriyle ilgili olarak zaten size benim bir şey söylemem gerek yok, söylememe gerek yok. Puan nasıl tutuyorsa yukarıdan aşağıya bir sıralama zaten yapacaksınız. Dolayısıyla üniversite isminden, fakülteden ziyade içi önemli. Yani oradaki alanlarında iyi hocaların bulunması önemli. Yani alacağınız derslerle ilgili üniversitede öğretim üyesi düzeyinde yetkin hocaların olması önemli. Hatta çoğu zaman derse göre, hatta dersin adı da değil, hocaya göre ders değişebiliyor. Yani ben de öğrencilik yıllarımda da bunu yaşadım. Çok iyi ders anlatan hocalar vardı. Onların dersleri çok ilgi görürdü. Ama
Yine iyi hoca olmakla beraber o da ayrı bir kabiliyettir. Yani kendi yazdığı ders kitabından satır satır okuyarak ders işleyen hocalar da vardı. Hatta bir tanesini hiç unutmuyorum. Kendi yazdığı kitap, ders kitabıdır. Onu satır satır okurdu. Bazen kafasını kaldırdığında farklı bir kelime söylerse, farklı olduğunu anladığında hemen düzeltir, kitapta yazdığını söylerdi tekrar düzelterek. Bu da ayrı bir alışkanlık tabiri caizse. O bakımdan aslında hocalarla da ilgili bir durum bu. Hukuk fakülteleri, iyi hukuk fakülteleri Türkiye'de var. Size bence hukuk tercih edecek olanlarla belki ayrı görüşebiliriz. Teşekkür ederim. Gene bu tarafa dönelim. Buyur. Merhabalar öncelikle. Bildiğiniz üzere biz üniversitelerimize TYT ve AYT sınavlarına girerekten üniversitede giriş yapıyoruz. Bu sınavlara girerekten üniversiteye giriş yapıyoruz. Açayım mı? Tamam. Bir de bizim dışımızda bu sınavlara girmeyerekten üniversitelerimize giren öğrenciler var. Bunlar da yabancı öğrenciler. Mesela diyelim bir Türk öğrenci bilgisayar mühendisi istiyorsa bu öğrencinin girdiği sınavda sorumlu olduğu konular matematik, biyoloji, kimya ve fizik. Ama mesela yabancı öğrenci eğer o üniversiteye girecekse, mesela Türk öğrencinin istediği üniversiteye girecekse, aynı bölümde aynı ders alacaksa, bu öğrencinin tek sorumlu olduğu ders matematik. Yani gireceğimiz bölüm aynı bölüm, alacağımız ders aynı ders ama girdiğimiz sınav farklı ve yani yaptığımız şey farklı. Sıralamalar farklı. Aynı sınava girmiyoruz. Onlar ve bizim sınavımızı onların sınavlarını kıyaslayacak olursak, onların çözmüş olduğu sorular bizim çözmüş olduğumuz sorulara nispeten daha kolay geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Buradaki çoğu kişi de bence öyle düşünüyordur. Yani yabancı öğrenci sınavına bakmış olan arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim. Yani demek istediğim şey şu. Bazı üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerin bazı bölümlerinde yabancı öğrenci kontenjanları var. Özellikle bir tane İzmir'de bir üniversitede bu yabancı öğrencilerin neredeyse yeni kontenjanın yarısı falan olmuş. Yani bayağı bir artmıştı. Ben diyorum ki neden biz bu yabancı öğrencilerle aynı şartlarda girmiyoruz? Mesela benim bir arkadaşım vardı. Hollanda'da yaşıyordu. Küçükken Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'de üniversite sınavına hazırlanıyordu. Fakat şunu fark etti. Eğer ben YÖS'ten girersem sınava sadece matematikten sorumlu olacağım ve gene aynı üniversiteye gireceğim. Yani gene aynı bölüme gireceğim demişti. Ve Türk vatandaşı yerine Hollanda vatandaşı olaraktan üniversite sınavına girdi. Yani sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Sizce Türk vatandaşlarıyla yabancı öğrenciler eşit şartlarda mı oluyor, yoksa Türk vatandaşı artık kendi vatandaşlığını, değerini kaybetmiş durumda mı acaba? Şimdi arkadaşlar, üniversite kelimesi, üniversite kelimesi evrensellik ifade eden bir kelime. Yani bu işte başlangıçta söylediğim liseye kadar ki olan eğitim, öğretim hayatından farklı bir şey üniversite. Ve bu üniversitenin üniversallik, yani evrenselliğini koruyabilmesi lazım. Nasıl koruyabilmesi lazım? Şimdi üniversitelerde üretilen bilginin, yapılan işlerin sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Türkiye sınırları dışında da bir değer ifade edebilmesi lazım. Üniversitelerin üç temel amacı vardır. Bir, bilgi üretimi. Ürettiği bilginin ikincisi, ürettiği bilginin uygulanması, sosyal, teknik vesaire alanlarda uygulama. Daha çok mühendislikler alanı böyledir. Üçüncüsü de bu bilginin ve onunla beraber uygulamanın öğretilmesi meselesidir. İşte bu üniversitenin öğrenci, işte siz sınavlara giriyorsunuz, öğrenci oluyorsunuz. Bu üçüncü amacıdır. Ve ilk Türkiye'de 1944 yılında üniversiteler kanunu yapıldığında bu üç amaç bu dediğim sıralamayla belirlenmiş. Yani önce
bilgi üretimi, daha sonra bilginin kullanılması, uygulama, üçüncüsü de öğretimidir. 12 Eylül'den sonra Yüksek Öğretim Kurulu kuruluyor. Yüksek adı üstünde. Eskiden hep yüksek öğretim tabiri yok. 1980'den önce üniversite tabiri kullanılıyor. 1944 tarihli kanun, üniversiteler kanunu. 1961 tarihli kanun, üniversiteler kanunu. 1973'te kanun var, üniversiteler kanunu. 1981'de yüksek öğretim kanunu oluyor, öğretim. Öğretim birinci amaç haline geliyor. Lise ve altı düzeylerde öğretim birinci amaçtır, eğitim, öğretim. Ama üniversitenin birinci amacı öğretim değildir. Birinci amacı bilim üretmektir. İkincisi bunu uygulanabilir hale getirmek, sonra bunları öğretmektir. Öğretmek de bir amaçtır ama üçüncü amacıdır. Eğer siz bilgi üretmezseniz, sadece öğretim yaparsanız, o zaman başkalarının ürettiği bilgileri burada birilerine aktarmış olursunuz. Sadece aktaran bir yapı haline gelirsiniz. O da gerçek anlamda üniversite olmaz. Dolayısıyla bir üniversitenin üniversite olabilmesi için evrensel olabilmesi, hem ürettiği bilgi hem eğitimi bakımından Türkiye sınırları dışında da kabul edilebilir, takip edilebilir olması lazım. Bizim üniversitelerimize yurt dışından, başka ülkelerden insanların alaka göstermesi, burada okumak için gelmesi üniversitelerin başarısıyla ilgili olumlu bir değerlendirme olmalıdır. Mesela diyelim ki, isim vermeyeyim şimdi, yine meclis başkanı olmasam çok isim sayardım ama bir ülke üniversitelerine hiç yabancı öğrenci gitmiyor. İyi bir şey midir bu yani? İlkokullarına gitmiyor yabancı mesela, ilkokullar. Dur şimdi, önce bunu konuşacağız. Yani üniversitelerine bir tane bile yabancı öğrenci gitmeyen ülkeler var mesela. Bunlar başarılı mıdır yani, bunlar hiç yabancı öğrenci almıyor falan. Ha, bunun anlamı şudur, yani ben öyle yorumlarım bunu. Derim ki, demek ki bunlar evrensel, yani dünya çapında bir şey üretemiyorlar. Onun için kimse buralara alaka göstermiyor demektir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gitseniz mesela, baksanız orada üniversitelerde, bazı iyi üniversitelerinde yabancı uyruklu öğrencilerin oranı belki mevcut Amerikan vatandaşlarına göre daha da fazla, daha da yüksek. Şimdi dolayısıyla üniversitelerde Türk vatandaşı olmayan, yabancı başka ülkelerin vatandaşı olanların üniversitelerde öğrenci olması, bizim üniversitelerimizde lisans düzeyinde, yüksek lisans, doktora düzeyinde öğretim üyesi olarak bizde bulunması olumlu bir şey, iyi bir şey. Ha, bunu nasıl alacağız? Bunu mesela dediğin gibi senin, tek sınavla alıyor olsak o zaman yurt dışından kolay kolay öğrenci alamayız. Niye alamayız? Çünkü eğitim sistemleri farklı. Yani ilkokuldan liseye kadar oralardaki eğitim sistemleri farklı. Ders içeriklerinden ders diline kadar vesaire kadar farklı. Dolayısıyla başka ülkelerde de aynı şey vardır. Yani çoğu ülke, tabii ülkelerde şey değişiyor. Mesela lise bitirme sınavı vardır. Eskiden Türkiye'de de vardı. Fransa'da bakalorya dedikleri, Almanların abitur dedikleri bir sistem var. Aslında üniversiteye giriş için esasen böyle bir genel sistem, sınav sistemi yok. Liseyi bitirirken bir genel sınav sistemi var. Yani liseyi bitirdiğinizde, bir sınava girdiğinizde ancak lise mezunu olarak kabul ediliyorsunuz. O sınavı verirseniz, veremezseniz bütün okuduklarınız boş duruyor. Diploma alamıyorsunuz. Bu sınava giriyorsun. Bu sınavın sonucuna göre mesela üniversiteler kabul yapıyorlar bazı yerlerde. Bazı ülkelerde de kendi ülkesinde bakalaryası varsa oradaki sonucu değerlendirerek yapıyorlar. Çünkü eğitimle ilgili dünyada tek bir sistem yok. Her ülkenin kendine göre farklı sistemleri var. Dolayısıyla Türkiye kendi vatandaşı olan öğrenciler için belli bir kontenjan ayırıyor zaten. O kontenjanın içinden yabancı öğrencilere vermiyor kontenjan. Yani Türk vatandaşı öğrencilere verdiği bir kontenjan var YÖK'ün. Onun dışında artı, ayrıca yabancı öğrenciler için bazı alanlarda, her alanda değil, bazı alanlarda
artı kontenjan, ilave kontenjanlar veriyor. Bununla ilgili de işte zaman zaman değişiklikler var. Mesela bir merkezi bir sistem yapıyor, sınav yapıyordu. YÖS diye bir sınav var, yabancı öğrenciler sınavı. O sınavda aldığı puanlara göre yerleştirmeler yapılıyordu. Onun dışında da var. Ben Türkiye'de yabancı öğrencilerin bulunmasını, Türkiye'ye alaka göstermesini, burada okumasını çok önemli buluyorum. Bazı ülkelerde bizim üniversitelerimizden mezun olup da bakan düzeyinde, cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde, cumhurbaşkanlığına aday olan vardı düzeyde Türkiye'de okumuş kişiler var. Bunların sadece üniversite öğretimiyle değil, onun dışında Türkiye'yle ilgili, uluslararası ilişkileriyle ilgili faydaları da var. Fakat bütün bunlar üniversite öğretimi de dahil olmak üzere. Şöyle bir şeydir. Bir keçi boynuzundan tatlı şeker elde etmek gibi bir şeydir. Yani o keçi boynuzunu yersiniz ama aldığınız şeker miktarı 1-2 gram falandır yani. Akademik hayatta böyledir. Mesela 100 kişi üzerine emek verirsiniz akademisyen olarak yetiştirmek için. Bu 100 kişiden sonuçta belki 5 kişi falan çok iyi akademisyen olarak ortaya çıkar. Belki önemli bir kısmı da fire verir. Akademisyenlikten ayrılır. Onlara yapılan masraflar, ya bunlar yazık değil mi falan diye düşünürsünüz ama öyle değildir. Yani o 5 kişiyi yakalayabilmeniz için o 100 kişiye masraf yapmanız gerekir esasen. Ama içinden 5 kişidir esas kalıcı olan. O 5 kişi zaten yeterlidir sizin için hangi alandaysa yetiştirmeye çalıştığınız akademisyen için. Yani böyle her alanda verdiğiniz emeğin, yatırımın karşılığını tam olarak almazsınız. Bazı alanlarda da bu riskleri göze alarak bir yatırım yaparsınız. Akademi dünyası alanı da böyledir. Yani bizim çok başarılı yurt dışında da akademisyenlerimiz var. Dünyada farklı üniversitelerde ilim hayatına hizmet eden, yeni buluşlar yapan, işte Nobel biliyorsunuz hocamız Aziz Sancar Hoca gibi başka düzeylerde de hocalarımız var. İşte Türkiye üniversitelerinin de bence çok yabancı öğrenci, çok yabancı akademisyen celbediyor olabilmesi bir başarıdır. Ha bunları nasıl seçeriz? Bunlarla ilgili bir sınav ama bu sınav hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde de aynı kanatta ifade edeyim, hiçbir yerinde de kendi vatandaşınıza uyguladığınız sınavın aynısını yabancıya uygulayamazsınız. Şeyde de öyle, Amerika'da da üniversitelerin uyguladıkları standartlar dışarıdan gelen öğrenciler için farklıdır. Ha burada bizim kendi öğrencimizin hakkı yeniliyor mu, yenilmiyor mu ona bakılır. Bizim öğrencilerimiz için tahsis edilmiş olan kontenjanlardan, onların içerisinden yabancı öğrencilere verilmiyor. Yabancı öğrencilere ilave ayrı kontenjan veriliyor. Sonra başka bir boyutu var işin. Yabancı öğrenci, Türk vatandaşı olmayan bir öğrenci, diyelim ki okulu bitirdi. Türkiye'de onun çalışabilmesi mümkün değil. Yine eğitim olarak devam edebilir. Yani işte yüksek lisans, doktora vesaire. Türkiye'de çalışabilmek için işte ikamet, ondan sonra ayrıca işte vatandaşlık gerektiren birçok alan var. Onların çalışabilmesi için. Yani biz bunları daha çok kendi ülkeleri için yani yetiştiriyoruz öğrencileri. Arada farklı bazı uygulamalar, durumlar da olabilir. O her alanda bu tür istisnalar olabilir. Onun için bence hani bu mesele o kadar çok büyük bir mesele değil. Bizim kendi öğrencilerimize vermiş olduğumuz kontenjan tam doldurulamadığı için bak YÖK ne yaptı? 180'i işte 170'e indiriyor ikinci ek yerleştirmeyle. Dolmuyor. Yani 500 bine yakın kontenjan dolmuyor. Yani bu yabancılar yok burada. Yani bunlar sadece bizim kendi öğrencilerimize, kendi vatandaşımız olan öğrencilere tahsis ettiğimiz kontenjanlar. Benim kanaatim 170'te de muhtemelen boş kontenjanlarımız kalacak. Yani dolayısıyla kimse kimsenin hakkını almıyor. Buyurun. Buyur. Sayın Başkanım, teşekkür ederim konuşmalarınız için. Az önceki konuşmanızda belirttiğiniz gibi hani dediniz ki çok önceki konuşmanızda hukuk insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir demiştiniz. Ben bugüne kadar geldiğiniz yerleri çünkü
Hukukun içinde birazcık da siyaset de var. Buraya kadar gelmiş olduğunuz zaman diliminde etkisinin hani siz, hukukun sizdeki tanımına bağlıyorum. Hukukun sizdeki tanımını öğrenebilir miyim? Son cümleni bir daha söyler misin? Hukukun sizdeki tanımı nedir? Tamam, mikrofonu. Birlikte cevap verirseniz sevinirim. Merhabalar Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Adım Gökhan, Türkçe öğretmeniyim. Milli Eğitim Bakanlığı ve siz değerli yöneticiler, artık bu eğitim sisteminin değişmesi gerektiği zamanı gelmedi mi? Sınav, bu çocuklar odada, kitapların içerisinde, testler, inanın kitap okuyacak zamanları yok. Samimiyetimle söylüyorum. Bugün öğrencim gelecekti buraya, daha doğrusu hocamın öğrencisi. Hocam ya diyor, unutmuşuz diyor artık gezmeyi, son iki yıldır evden çıkmaya. Dolayısıyla 1973'ün Milli Eğitim Bakanlığı temel kanunu, MEB'in temel kanunu ve şimdiki eğitim sistemi artık ihtiyaca cevap vermiyor. Ne bizim gibi öğretmenlere ne de bu öğrenci arkadaşlara. Nasıl olsun hocam, bu kadar yığılma var, peki bu çocukları nasıl alalım derseniz de yani ilgi, yetenek ve tutum testleriyle bu çocukları direkt üniversiteye yönlendirebiliriz. Şu sınav stresinden kurtulabiliriz. Çünkü Hakkari'deki bir çocuk daha Edirne'ye gidemiyor. Bunun tabii ki ekonomik sebepleri var. Ama bu konuda mesela çocuklarımızı sabah 9'da giriyorlar, 4'te çıkıyorlar, üstüne etütler, akşam oluyor. Ne gezecek, ne görecek, ne deney yapacak, ne de yurdunu tanıyacak vakit bulamıyorlar. Teşekkür ederim. İki sorunun birbiriyle alakası yok da olsun. Şimdi hukukun tanımı tabii bir şey, akademik, teknik bir konudur. Yani bununla ilgili çok farklı görüşler var. Yani hukuk esasen müeyyidesi olan, devlet tarafından konulmuş kurallar düzenidir diyebiliriz. Ama tanımın çok fazla bir faydası da yok. Genellikle tabii bütün akademik yayınlarda, kitaplarda önce tanımla başlanır. Hukuk kelimesi aslında Arapça kökenli hak kelimesinden gelen, onun çoğulu olan haklar anlamına gelen bir kelimedir hukuk. Neyin karşılığı olarak üretilmiş? Batı'daki kullanılan kelimelerin karşılığı olarak işte 19. yüzyılda üretilmiş. Daha önce hukuk yerine kullanılan tabir fıkıhtır. Fıkıh. Fıkıh da hukukun aslında tam karşılığı bizim kültürümüzde o zaman. O da kurallar. Kişinin şahsi olarak kişisel hayatını düzenleyen, toplumsal hayatı düzenleyen, devlet vatandaş arasındaki ilişkileri düzenleyen, daha geniş kapsamda devletler arası ilişkileri düzenleyen kuralların bütünü hukuk. Bu bakımdan hani bu tanım biraz da nereden baktığınıza bağlı olarak değişebilir. Hukukla ilgili çok şeyler anlattım. Daha fazla detaya girmeyeyim. Şimdi arkadaşlar, eğitim sistemiyle ilgili yani şuradan sokağa çıksak, herhangi bir vatandaşımızı çevirip sorsak eğitim sistemiyle ilgili şikayetler dinleriz, dinliyoruz. Ben bu yaşıma geldim, yani yarım asırı geçmiş bulunuyorum yaşım itibarıyla. Çocukluğumdan beri kendi ailemden başlamak üzere her yerde eğitim sistemiyle ilgili şikayet dinlerim. Bu biraz bizim toplumsal sporumuzdur. Sadece eğitim sistemi değil, Türkiye'de genel olarak bütün sistemleri eleştirmek falan budur. Yurt dışında da zaman zaman çeşitli vesilelerle bulunuyoruz. Bizim kadar kendisinin içinde yetiştiği, içinde bulunduğu sistemi, düzeni olan eleştirenlere rastlamıyoruz. Oransal olarak daha düşük en azından, onu söyleyebilirim. Şimdi eğitim sisteminin bence çok temel problemi, eğitim sisteminde çok fazla reform yapmamızdır. Geriye dönüp baksak, 100 senelik geçmişimizde çok böyle temel, esaslı, onun üzerinde reform yapılmıştır.
belki ufak tefek şeylere de katacak olursak, belki 100 yıl içerisinde 100'den fazla yeni yöntemler, yeni metotlar vesaireler, reformlar yapmışızdır sistemde. Bu yanlıştır. Dünyanın başka ülkelerinde, Almanya'da belki 200 senedir devam eden, çok da değişmeyen bir sistem vardır, eğitim sistemi vardır. Eleştirilecek yönü yok mudur? Var tabii ki, yani o gözle bakarsanız. Bir sürü kitap yazabilirsiniz eğitim sisteminin yanlışlığı hakkında. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok mu iyi eğitim sistemi? Biz sonuçlara bakıyoruz. Ülkenin ekonomik durumuna, işte askeri gücüne falan bakıyoruz. Peki bunu oluşturan Amerika Birleşik Devletleri'ne oransal olarak nüfusun kaçta kaçıdır bu işi yapanlar? Belki %1'i bile değildir yani. Normal sıradan bir Amerikan vatandaşına sorduğunuzda Türkiye'nin yerini bilmiyor. Bilmediği İngiltere'yi bile bilmiyor. Amerika içerisindeki eyaletlerin yerini bile haritada gösteremiyor yani. Yani sistem bunu öğretmiyor ona. Şimdi eğitim sisteminde bence istikrar, öngörülebilirlik, devamlılık daha önemlidir. Çok yoğun mu çalışıyoruz? Çalıştırıyoruz çocukları. Bilemiyorum, bu konularla ilgili çalışmalar var. Şeye bakabiliriz, okul saatlerine başka ülkelerde mukayese edebiliriz. Türkiye'deki öğrencilerin okulda geçirdikleri saatleri mukayese edelim. Çok fazla bir fark yok. Son iki yıl ölçü olmaz. Son iki yılda hepimiz sokakları, yolları, toplantı mekanlarını unuttuk. Salgın dönemi, bütün dünya unuttu. Bu iki yılı hesaba katmayacağız. Bu iki yıl çok istisnai insanlık tarihinde. Yüzyılda bir bazen, ama bu boyutta belki yüzyılda değil, 500 yılda bir görülen ender bir durum, hadiseyle karşı karşıyayız. O anlamda değil. Ha, bizim belki eğitim sistemiyle ilgili biraz daha yöntemi öne alan, neden? Bunu şunun için söylüyorum. Eskiden bilgi ağırlıklıydı bizim eğitim sistemimiz. Bilgi veriyorduk çocuklara. Çünkü bilgi kolay bulunabilen bir şey değildi, bilgi. Ben hatırlıyorum, meraklıydım. İlkokul yıllarında, o zaman yoktu böyle şeyler tabii, ansiklopedi arıyordum. Daha ortaokul yıllarımda bulduğum bir ansiklopedi var. Almışım 1982'de, Genel Kültür Ansiklopedisi. Duruyor hala, çocuklarım da ona bakıyorlar ama tabii bilgiler artık çok değişmiş. Yani bilgi, aradığınız bilgiyi bulabileceğiniz kaynak çok azdı ve buna ulaşmak çok maliyetliydi. Zaman bakımından vesaire maliyeti. Şimdi ise bilgi çok. En kolay şey bilgi. Fakat doğru bilgiyi bulabilmek sıkıntı. Bu ulaştığınız bilginin doğru olup olmadığını bulabilmek mesele. Dolayısıyla eskiden daha çok bilgi yoklanırdı. Yani öğrencilerin neyi bilip neyi bilmediği yoklanırdı. Şimdi ise bilgiye ulaşmak kolay. Öğrenci o bilgiyi bir şekilde bulabilir. Ama doğru bilgiyi bulabilmek ve bulduğu şeyin doğru bilgi olduğunu tespit edebilmek önemli. Dolayısıyla daha çok usul ve yöntem üzerine çalışmak, öğrenciyi buna yönlendiren. Ben bunu görüyorum sorularda, yani sınav sorularını gerek lise sınavlarında, liseye giriş, gerekse üniversite sınavlarında bakıyorum. Eskiden sorulan sorular daha çok bilginizi ölçüyordu. Şimdi daha çok bilgiyi kendileri veriyorlar zaten, soruda da verebiliyorlar. O bilgiyi, doğruluğunu, yanlışlığını tespit edebilme, o bilgiyi değerlendirebilme, yani o bilgiden başka şeyler üretebilme, sonuçlar çıkartabilmeyi ölçmeye çalışıyorlar. Şüphesiz eleştirilebilecek birçok şey var. Türkiye 85 milyona yaklaşan nüfusuyla çok büyük bir ülke Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'de rastlanan birçok yanlış işler de vardır, olabilir şüphesiz. Ama diyelim ki 1000 tane iş var, bunlar içerisinde 10 tane, 20 tane yanlış vardır. Geriye kalan 980-990 tane doğru iş vardır. Ama sadece o yanlış işlere bakarak, vay her şey çok kötüye gidiyor, batıyoruz falan gibi bakmak da yanlış. Birçok alan için bunu söylüyorum. Ben eğitim sisteminde hani öyle çok yeni baştan bir reform yapılmalı falan gibi bir yaklaşımı çok doğru bulmuyorum. İstikrar daha önemlidir. Bilakis Türkiye'de eğitim sisteminde sık sık yapılan değişikliklerin maliyetleri olduğunu, bunların bize yanlış, olumsuz yansımaları olduğunu düşünüyorum. Kanaatim bu. Ayrı bir tartışma konusunda bunu konuşabiliriz.
Sayın Başkanım, bir şey mi? Var bir soru, buradan alalım. Son soru. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bilgilerinizle bizi aydınlattığınız için. Ben şey sormak istiyorum. Şu anki gençlik beyin göçüne yönelmek istiyor. Bu sebeple sizce beyin göçünü engellemek için tavsiyeniz nedir ve bunun için bizlere nasıl bir şey önerebilirsiniz? Ve beyin göçü hakkında ne düşünüyorsunuz? Beyin göçü konusunda da ben çok abartılı bir tartışma yürüdüğü kanaatindeyim. Yani sayısal olarak da baktığımızda genelde hani böyle şeydir, eline mikrofon alan, artık mikrofona da gerek yok. Telefonların hepsi mikrofon ve kameraya dönüştü. Ne düşünüyorsunuz? Ya gidelim yurt dışına falan filan. Ya o andaki fikrini söylüyor. Tabii bunu söyleyen çok insan var. Gençlerden de var, yaşlılardan da var. Olabilir. O anki düşüncesidir. Belki az önce öyle bir ortamda konuşulmuştur konu. Bunların önemli bir kısmı tiyatral de olabiliyor. Yani ayarlanmış şeyler de olabiliyor. Üç tane kişiyle konuşuyorsunuz. Siz beyin göçü yapın, yurt dışına gidin diyorsunuz onlara. Ben şimdi size soracağım, cevap verin. Bakıyorsunuz, o herkes onu düşünüyor ya falan diye bir tablo çıkıyor ortaya. Gerçek sayılar, rakamlar üzerinden hareket etmek lazım. Şüphesiz herkesin çok daha iyi şartlarda yaşamak istemesi, ekonomik olarak, itibar olarak, sosyal yapı olarak istemesi normaldir. Ama biz şeyle de görüşüyoruz. Bundan çarşamba günü, ismini yine vermeyeceğim çünkü bir tartışmanın içerisinde, bir akademisyen hocamız, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli işler yapmış birisi, Nobel adayı gösterilmiş kendisi, NASA'da falan çalışmış, önemli bir buluşu da var Amerika'da. Kendisi dönmek istiyor, Türkiye'ye dönmek istiyor yani akademisyen olarak. Onunla ilgili görüştük, işte YÖK Başkanı'yla falan da görüştürdük kendisine. Aşağı yukarı 30 yıldan fazla zamandır oradaymış. Önemli kurumlarda da çalışmış, üniversitede, halen bir üniversitede. Ama uzun süre NASA'da da görev yapmış ki bir yabancı, yani Amerikan vatandaşı olmayan birinin çok nadir, zor şartlarda çalıştığı bir yer. Çok sırrı, gizliliği üst düzeyde görevler, projelerde de bulunmuş. Mesela kendisinin de dediği, akademik ortam olarak da, ekonomik olarak, sosyal olarak da artık rahatsızlık doğuracak derecede bir ortam olduğunu ifade ediyor kendisi orada. Şimdi mesela eskiden maddi imkanlar maaş bakımından çok daha iyi olduğu için işte Avrupa, Almanya falan, Almancılar vardı eskiden, hani gelirlerdi. Orada çok ağır şartlarda çalışmalarına rağmen gelirleri iyi olduğu için Türkiye'de mesela çok şey olurdu, farklı olurdu durumları. Ama şimdi oraya gittiğinizde de ekonomik durum dahil olmak üzere birçok bakımdan çok iyi değil, çok memnun oldukları bir tablo yok. Ha bu daha sonra salgın sonrası dönemde daha neler olacak dünyada onları da bilmiyoruz. Bazı öngörüler var. Şimdi şüphesiz Türkiye içerisinde bazı gençlerimiz daha iyi şartlar olduğunu düşünerek yurt dışına gitmek isteyebilirler. Ama yurt dışında bulunup da buraya dönmek isteyenler de var. Bence hani sayısal olarak öyle çok abartılı bir vahim müdahale edilmesi, üzerinde çalışılması gereken bir konu olarak bunu görmüyorum. O kadar önemli bir konu değil. Ama şunu gönül olarak arzu ettiğimi ifade edebilirim. Yani iyi yetişmiş insanların, iyi yetişmiş gençlerimizin Türkiye'de bulunması ve gerek kendilerini geliştirebilecek, gerekse o yetişmişliklerini sağlayan bilgi ve birikimi Türkiye'nin lehine dönüştürebilecek imkanlar da burada sağlansın, şüphesiz. Herkes için olabilir mi? Herkes için şüphesiz olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Ama bunu mümkün olduğu kadar fazla gencimiz için yapmamız lazım. Yani Türkiye'ye hizmet etmek, Türkiye'nin insanı olmak her şeyden önemli ama aynı zamanda yetişmiş insan olmak da önemli. Yani yetişmiş insan olup da gidip başka yerlerde bulunmak, bunu FETÖ'cülerde gördük. Yani yetiştiriyorlardı, iyi yetiştiriyorlardı ama Türkiye'nin insanı değil, Türkiye'ye hizmet eden değil, Türkiye'ye ihanet içerisinde bulunan insanlardı. Yani hem yetişmiş olmak hem de Türkiye'nin, bu milletin insanı olmak, adamı olmak önemli. Bu ikisini beraber gençlerimize vermemiz lazım. Ben ümitliyim bu konuda.
yani şüphesiz fileler olabilir, azdır ama toplamına baktığımızda meselenin bütün boyutlarıyla ben iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum sayısal verilerde böyle. Tabii Sayın Başkanım, sizi burada bulmuşken hem tercih danışmanlarımız tamam. Son mikrofon. Açalım. Son bir şey sormak istiyorum. Az önce dediniz ki yurt dışında okumak isteyenlerin sayısı pek bir azımsanacak derece dediniz. Şimdi burada lütfen herkesin içtenlikle davranmasını istiyorum. Yurt dışında Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da iyi bir üniversitede okumak mı yoksa Türkiye'de bir üniversitede okumak mı? Şu anda bir dakika yanlış soruyorsun. Öyle olmaz. Yanlış, ama şuraya göre cevap olur. Hayır bir dakika. Amerika, kastettiğiniz azımsanmak. Bir dakika. Amerika'da, İngiltere'de iyi bir üniversitede okumak mı? Türkiye'de iyi bir üniversitede okumak mı diye soracaksın. Tamam, Türkiye'de öyle olsun. Tamam. 200 üniversite var. Yani diyorsun ki Türkiye'de bir üniversite ama orada iyi bir üniversite diyorsun. Amerika'da, Türkiye'de akredite olmayan, Amerikan sisteminde akredite olmayan yüzlerce üniversite var Amerika'da. Var mı, okumak ister misiniz? Newport diye bir üniversite var mesela. Amerikan sistemine de akredite değil, Türkiye'de de kabul edilmiyor diploması. Okumak ister misiniz orada yoksa Türkiye'de mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde mi okumak istersiniz? Siz efendim dediniz ya hani azımsanacak derece. Şu an tam şurada bir şey yapsak. Burada herkes genç neredeyse. Ama çok amacın dışına da çıkmayalım. Bunu biz ayrıca da konuşuruz. Haklısınız ama çünkü yani yok. Söylediğiniz... Şimdi şöyle bak tabii sen bunu yapabiliriz burada ama üniversitede mi okuyorsun sen? Ben tercih yeni yapacak. Mezunum. Yeni mezunum. Nereden mezunsun? Alan? Şu an daha yeni mezunum. Özel okuldan mezunum ben. Liseden tamam. Mezunum. Yani lise mezunum. Evet, lise. Tamam. Lise mezunum. Şimdi bu konuda oranlara nasıl bakılır? Bir şey seçilir. Örneklem grubu seçilir istatistikte. Yani buradaki ben arkadaşların kaçı üniversite mezunu, kaçı lise, işte lise öğrencisi olanlar var aramızda. Bir kere onlar ayrı. Bir buradaki öğrencilerin eğilimleri vesaire falanlar. Sen şimdi mesela diyelim bir partiye oy veren 100 kişi arasında anket yapıyorsun. O parti çok yüksek çıkıyor. Bu fikir vermez ki. Sen son seçimde mesela partilere verilen oyları eşit düzeyde oransal olarak yansıtan bir toplulukta bu soruyu sorman lazım. Burası öyle bir şey değil. Yani bu istatistik ayrı bir alan. Onunla ilgili bir ölçüm yapılacaksa orada yapılır. Yoksa yanlış bir fikir verir. Ekibe bu. De bekleriz. Önce öğrenci ekibine eğer bu konuda çalışmak isterseniz. Yani nereye okumak istiyorsan onu söyle. Ben yurt dışına mı gitmek istiyorsun sen? Şu anda buradaki çoğu, yani burada da yeterince insan bulunuyor ve tercih yapacak. Sayı da. Değil, sayıyla bak olmuyor. Bak burada üniversite mezunları da var içeride. Onlar da el kaldıracak, onları ayırabilecek misin? Yani. Onları, ama onların senin, da fikirleri var. Yani şu anda tam şu anda yapalım istatistik efendim. İstatistik çalışması bilimsel bir şeydi. Senin yapacağın iş değil o. Biz onu bunu bilen bir birisi yapar. Bunun konuda yapılmış çalışmalar var. Türkiye'de her yıl, her ay hatta Türkiye'de ölçüm yapan bir takım anket firmaları var. Onların ölçümleri falan var. Yani bu sokakta 10 kişiyi çevirip onlara sormakla olmaz bu iş. Yani onlar hangi düzeyde öğrenci, üniversite mezunu mu? Bir adam dün işten atılmıştır, gitmek isteyebilir Almanya'ya. Ama belki 2 gün önce sorsaydınız soruyu, iyi bir işi vardır adamın. Gitmek istemez o zaman. Yani buradaki işi ve maaşı iyidir. Yani bu işler böyle hani öyle, tamam kalkalım hadi bakalım elinizi kaldırın ne olacak şeyler değil. Yani bu bilimsel bir yöntem var bunun. Sayın Başkanım biz de tam aslında bu konuda çalışıyoruz önce öğrencide. Evet. Türkiye'de üniversitelerin memnuniyet oranını arttırabilmek için tamamen sivil arkadaşlarımız, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir yapı. Gerçekten samimi bir şekilde bu konuda çalışmak isteyen herkesin ekipte yeri var. Ben çok Rümeysa, memnuniyet şunu söyleyeyim. Bak, benim 4 çocuğum var. En büyük kızım ve oğlum İstanbul Erkek Lisesi mezunu. Onların mezun oldukları tarihlerde, o lisede, belki vardır aranızda oradan okuyan veya mezun olan, abitur sınavını yapıyor Almanya İstanbul Erkek Lisesi'nin öğrencilerini de abitur sınavını alıyor. Abitur sınavı Fransızların bakalöryası gibi bir sınav ve lise bitirme sınavı orası. Ve İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri, Amerika'da, Almanya'daki bütün lise öğrencilerinin girdiği bir sınav bu. İlk 100 diyelim, Almanya'da ilk 100, İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri oransal olarak en fazla orada. Ve bunların abitur kazandıkları için Almanya'da ücretsiz olarak üniversite okuma hakları var.
Geriye dönüp bir 10 yıldan fazla bir zamandır ben takip ediyorum. Kızım 2011'de başlamıştı oraya. O zamandan beri takip ediyorum. Mezun olanlardan yani alıp abitur sonucunu gidip Almanya'da istediği üniversitede okuma hakkı var. Gidenlerin oranında bu 10 yıl içerisinde düşüş var. Ciddi bir düşüş var Almanya'ya. Bir engel yok. Burs da veriyorlar. Türkiye'de veriyor burs. Onlar da veriyor. Orada lisans düzeyinde öğrenim için gidenlerin oranında ben buna bakarım. Veya başka yabancı dilde eğitim yapan iyi liseler, kolejler var. Onların öğrencilerinden sınavsız gitme hakkı olduğu halde oralara gidenlerin oranı son 10 yılda artıyor mu, azalıyor mu? Azalıyor mu? Milli Eğitim istatistikleri var bu konuda. Ama siz böyle düşünüyorsunuz. Olabilir tabii ki 85 milyon insan var Türkiye'de yani. Farklı düşünenler mutlaka olacak. Bunların oranı önemli. Ona bakmak lazım. Yani bu toplam öğrenci oranı içerisinde bunlar artıyor mu, azalıyor mu, ona bakmak lazım. Öyle değil. Türkiye'de iyi üniversiteler var. Türkiye'deki üniversitelere itibar eden başka ülkelerden öğrenciler, akademisyenler var. Şüphesiz yani henüz daha gelişme aşamasında olan üniversiteler de var. Sadece Türkiye'de mi? Yok. Dünyanın her yerinde var. Az önce söyledim. Ha, şöyle olabilir şüphesiz. Burada hiçbir üniversiteyi kazanamıyorsunuz. Puanınız yetmiyor. Yani üniversite olarak kabul edilmese bile bir yere gideyim diye düşünüyorsunuz. Bir yere gidersin. O olabilir. O da ayrı bir tercih. Onu demiyorum ben. Burada bizim bir şey koymamız lazım. Bir çerçeve. Makul bir çerçeve. Herkesin kabul edebileceği. Yani istisnalar üzerinden değil. Herkesin kabul edebileceği bir çerçeve. O çerçeve içerisinde bir kanaat oluşturabilmemiz lazım. Şüphesiz böyle çok istisnai düşünceler, hedefler vardır. Onlara göre karar verilemez. Ve bence bu konuda gerçekten özgüven sahibi olmak çok önemli. Bu programın amaçlarından bir tanesi de o. Her zaman en iyisini yapacağına inanan gençleri görmek bizim için çok büyük gurur kaynağı. Biz hazır sizi bulmuşken konumuz olsun olmasın biraz tecrübe paylaşımının dışına çıkmış olduk. Dayanamadık hem arkadaşlarımız hem buradaki tabii ki tercih danışmanlarımıza soru sormak istediler. Ben sabrınızdan ötürü filtrelemeden her soruya cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Bu bizim için gerçekten çok çok değerli Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Güzel oldu. Gençlerle beraber olmak her zaman geliştirici benim açımdan da. Soruları da öyle. Çok teşekkür ediyorum. Bu fırsat verdiğin için sana ve katılan bütün genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çok başarılar diliyorum. İşte. Bizim öncelikle bize vermiş olduğunuz öğrenci arkadaşlarımıza hediyeleriniz için çok teşekkür ederiz. Biz de karşılığında ne verebiliriz diye çok düşündük arkadaşlarla. Tüm arkadaşlarla birlikte sizin adınıza fidan bağışı gerçekleştirdik Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederiz.